Evet. Aman Yine Tanrım. yine buradayız. Ne alıyorsun? Bir şey alıyorsun. Aa! Ne aa? Abi protein hoşundan 5 ETP alıyorum. Aman dünyanın en yapmacık yerleştirmesi. Biraz daha kameraya doğru gösterir misin? Evet. İşte bu. İşte nedir bu. O? Bu arada ben onu kullanmadım hiç. Gerek var mı? Natural, sen belki gerek vardır diyerek bugünkü podcast'ın konusuna da bir böyle dokundurma yapıyorum. Giriş, sert bir giriş. Protein Ocean logosu aşağıya tekrar koymamak için ondan da bahsetmiş böyle, olduk. Böylece böyle bir çünkü, giriş yaptık. Ya biliyorsun bu kanalın raconu nedir? Videoyu direkt SD karttan sürükler. Çekersin. YouTube'a atarsın. Evet. Budur, bugüne kadar böyle yaptık. Ya yine nasılsın, iyi misin görüşmeyeli? İyiyim abi, zaten geçen hafta bir hafta önce Ankara'daydık biliyorsun. Evet. Yani modlar yerinde, iyiyiz. Modumuzu yakaladık. Geldik bir podcast çekiyoruz yeni bölüm. Sen nasılsın abi? Senin nasıl gidiyor? Çok şükür diyelim. Bugünümüze şükür. Modundayız. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar. Natürel vücut geliştirmeden bahsetmek istiyoruz. Uzun süre ikimiz de natürel olarak bu sporu yaptık. Yaptın değil mi? Evet abi. 8 yani, sene falan yaptım. Bugün ben. Burada bir itiraf gelmeyecekse ben yaptım diyebiliyorum. Ben abi tarih bile verdim zaten ya bir röportajda. Ben YouTube'a başladığım yazın Haziran ayında başlamıştım. Eylül ayında seninle yarışma kararı alana kadar hayatım boyu natüreldim zaten. Ben de 5 sene, en az 5 sene ben de yaptım natürel olarak. O yüzden hem iki tarafı da görmüş biri olarak aslında baktığımızda ikimizin de natürel yaptığı süre daha uzun. Evet. Evet. Hani Hem ilaçlı, evet. Performans arttırıcı ürünleri kullandığımız süreyle kıyasla. O yüzden iki tarafta da bayağı bir tecrübemiz var diye düşünüyorum. Aynı zamanda koçlukta yaptığımız için. Hani bunları nacizane hem önerilerimiz hem fikirlerimiz hem de diğer tarafı görmeyen insanlar için hani aslında o öyle midir, bu böyle midir, şu şöyle midir gibilerinden bir konuşma olarak ilerleyecektir diye düşünüyorum. Sen başlamak ister misin? Nereden başlamak istersin? Yani natürellere tavsiyeler bazında mı ilerleyelim abi? Yoksa yani bence tavsiyeler bazında ilerlemeliyiz. Çünkü arkadaşlar bazen şöyle bir algıya düşüyor. Ya bu bazen doğru olduğu kısımlar da var. Hani bizim verdiğimiz tavsiyelerin çoğu hani sanki onlar için geçersizmiş. Ya da abi ilaçlı adamla çalışıyor. Bizde öyle olmaz gibi bir yaklaşımla yanaşıyorlar. Evet, mesela Güray Spertrof programı natürel birisi de yapabilir mi sorusunu ben çok alıyorum. Kesinlikle yapabilir. Ya o zaman madem sen sazı eline almıyorsun, madem şu an burada Fırat Balkaya yok, ona deseydim ki her an gelebilir ama diye bir saat konuşurdu. Her an ama, gelebilir ama. Belki gelebilir, bilmiyorum. Belki gelebilir. Ben o zaman şuradan başlamak istiyorum. Ben bu sporu 5 sene tamamen natürel yaptıktan sonra ilk yarışmaya girme kararımla beraber bazı ürünleri deneyimledim. Ve 10 hafta, 11 hafta kala falan başladım. Yani o sürece kadar koyduğum kütlenin hepsini natürel koydum. Bununla alakalı ana verebileceğim tavsiyelerden birisi şu. Antrenman gerçekten çok değişmiyor arkadaşlar. Antrenman gerçekten hemen hemen aynı. Hatta ben bu süreçte en çok şunu da tecrübe ettim. Bu ürünleri kullandığınızda evet güçleniyorsunuz, recovery kapasiteniz artıyor, daha hızlı iyileşiyorsunuz ama sandığınız gibi daha sık çalışamıyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey, daha ağır kaldırıyorsun, kendini de daha çok zorlayabiliyorsun, daha çok yıpratıyorsun. Evet. O yüzden değişen bir şey olmuyor. Sen o zaman da 3 set, 3 set, 4 set bench press yapıyorsan, işte ilaç var diye, anabolik seviyem yüksek diye onu 6 set yapamıyorsun. Çünkü kaldırdığın kilo fazla, zorlama kapasiten fazla, bunların hepsi şeyi etkiliyor. O yüzden çok ben antrenman programının değişeceğini düşünmüyorum. Belki şu yönden değişebilir. Uzun süredir bu sporu yapan insanlar için, belli bölgeleri geride olan insanlar için o bölgeleri biraz daha belki sık çalıştırabilirler bu insanlar hızlı iyileştikleri için. Ama genel bazda ben çok değiştiğini sanmıyorum. Ayrıca bu ürünlere başladıktan sonra çok iyi performans almamı sağlamamın sebeplerinden biri gerçekten güçlüydüm yani. Kiloma göre güçlüydüm. Çünkü işte 70
72-73 kiloda falan bir tane, senin için tabii bunlar hafif rakamlar, 140 bench yapabiliyordum mesela ve bu neredeyse kilomun iki katı. Yani gerçekten. O yüzden natüralken her zaman demeyeyim, çünkü bayağı bir çaylakçılık süreci atlattım yani. Başladığım dönemlerde bu kadar içerik yoktu. Sağdan soldan bir şeyler almaya çalışıyorduk ama genelde programlarım işte salondaki en iyi abinin tavsiyeleriyle oluşuyordu. Hani birkaç sene öyle devirdik yani. Mesela göğüslerim benim çok geriydi, hala geri. Salonda bir tane abi vardı, eski yarışmacı falan. Pres yapmayın falan mı demiştin? Ben ona göğüs programı yazdırmıştım. 6 hareket vardı. 6 göğüs hareketi vardı. Böyle. Triatlon. Yani en sonunda da şınavla dips mi? Dipsle Süper cable set mı? falan. Süper set. Öyle bir şeyler vardı. Yani buralardan geldik. Ama güçlenme üstüne çalışmaya başladığımda gerçekten kas gelişimi anlamında en büyük faydayı gördüm. Ve bu, İnanın, ilaç kullanıldığında da çok değişmiyor. Bence antrenman mantığı hemen hemen aynı. Ben koçluk yaptığım kişilerle de hemen hemen aynı antrenmanı veriyorum yani. Natürel de olsa. Ha, tabii ki iyileşme kapasitesine göre değişir, kaloriye göre değişir ama o ilaç dozuna göre de değişiyor. Hangi ilacı kullandığına da göre de değişiyor. O yüzden ben antrenman açısından çok çok farkları olduğunu düşünmüyorum. Bence de abi antrenman açısından zaten çok bir fark. Ben de yani çok fazla bir şey değiştirmedim. Bir de şu aradaki o dediğimiz hani iyileşme kapasitesi artıyor ama yani bence sanıldığı kadar bir artış yok orada dediğin gibi yani. Hani böyle ahım şahım hani her antrenmana bir 5-6 set ekleyecek kadar bir artış değil. Belki hani oluyorsa 3 settir. Hani belki 2 set ekstra yapabileceğin set belki geliyordur gelmiyordur. Ama o da zaten genel bir intensity'yle çalıştığın zaman yani az bir working set mantığıyla çalıştığın zaman çok bir şey değişmiyor yani. Gene haftadan haftaya progresif bir ilerleyiş gösterme mantığıyla devam ediyorum yani ben. Evet, Natürelken de öyleydi. bende de o hiç yani wow süper iyileşiyorum tarzı bir şey hiç hatırlamıyorum. Çünkü ondan öncesinde 100 kilo ile çalışıyorsan o zaman 120 ile çalışıyorsun. Zaten o yıpranma payı onu şey yapıyor, ne diyeyim, dengeliyor. Sen peki nasıl antrenman yapıyordun daha öncesinde? Çünkü senin natural bayağı iyi bir fiziğin vardı. Evet. Oraya ulaşmak için böyle temel taşlarından biraz bahset. Abi benim avantajım şu oldu. Ben ilk başladığım zaman o hani salondaki abilerin antrenman programı denediğimiz kısmı ben hızlı atlattım. Ya 6 ay bir süreç böyle hani işte göğüs, biceps falan çalışıyordum. O sırada işte yavaş yavaş sen olsun, işte diğer kanallar olsun böyle içerikler başlamaya başlamıştı çekilmeye. İşte onları izleyerek bir yandan işte dilimi geliştirip üniversiteye başlamıştım falan filan. Böyle dış kaynakları izleye izleye o süreçten hemen çıktım. Benim çıkışım şöyle oldu. Direkt strength based 5x5 powerlifting ile başladım. Hala powerlifting ile başladığım için de bu güçlenme anlamında temelim çok hızlı oluştu. Ve onun progressive overload mantığını çok hızlı kavramıştım. Yavaş yavaş yani tek yaptığım hatta 3-4 sene boyunca daha da fazla belki 5 sene falan olabilir. 5 sene boyunca tek yaptığım gerçekten squat, bench, deadlift, row. Hatta ben seninle çalışmaya başladığım zaman 140 falan row yapabiliyordum yani. Bunun sebebi falan hep zaten benim natürelken de 280 kilo deadlift'im falan vardı. Yani o mantık ondan dolayı yani hep böyle full güç odaklıydım ya benim için. 6 hareket vardı abi belirlediğim. Şimdi ilk başta kendi işte belli başlı programları kullandım. Ondan sonra tabii ki de benim için birazcık ciddiyeti de azaldığı zaman üniversite zamanında böyle kendime 7 hareket belirlemiştim. İşte bench, dips, row, overhead press, squat, deadlift böyle 7 tane temel hareket. Sadece bu 7'sini yapıyordum. Bunlarla güçlenmeye çalışıyordum kendi mantığımla yani öyleydi. Ama onun dışında işte Texas'tır, 5x5'tir. Bütün yani hep kullandığım her program strength based. Haftadan haftaya güç yani gücümü arttırmaya çalıştığım programlardı. Peki başlangıçta gücün nasıldı? Mesela ben başladığım zaman çok güçsüzdüm. Boş barı böyle zor oynatıyordum. Abi benim zaten o, ben acayip hızlı güçlendim. Ben 5x5'e başladım. İşte kaç kilo bench yapıyordum hatırlamıyorum ama hani 10-10 falan takıyordum herhalde. O civarlarda bir şeydi. Ondan sonra 2,5 kilo ekliyorum. Hiç durmadı. Hiç durmadı gerçekten. Bir 10 ay falan hiç durmadı. Ya ben işte 18 yaşımda 120 kilo bench ile set atıyordum yani. O seviyelere gelmiştim. Ya ben güçlenme anlamı zaten biliyorsunuz. İtişlerim biraz iyi. İtiş anlamında güçlüyüm ya. Deadlift'im çekişim diye ama squat'ım falan kötü. Ben hep zaten itişlerim güçlü olmaya yatkındı. O yüzden ilk natürelken de hızlı bir ilerleyiş kaydettim ama belli bir yerden sonra zaten platoya girdi. Hatta
son natürelliğimin son senesinde bench'ime bir senede 2,5 kilo falan koydum ya. Öyle bir rakam koydum. Şimdi Şimdi 10 şimdi 10 kilodan başka plaka kullanmıyorsun. Daha düşüklerini kullanmıyorsun. öyleydi. Ya en çok gelen sorulardan birisi şu. Tek bölge antrenman. Ya ben abi gerçekten tek bölgeye artık şu yani mantıksız buluyorum ya gerçekten. Yani bak tam push pull legs yapma, başka bir split yapma ama en azından bazı bölgeyi yani gerçekten sıklığını arttır abi. Tam bacak bir kere çalış. Sıkıntı yok. Tam sırtın çok iyi onu da bir kere yap ama en azından bir push'u bir iki defa yap, bir şeyler iki defa yap. Hele başlangıç seviyesindeysen sıklığı daha da yüksek olabilir bu arada. Çünkü zaten o dediğin gibi başlangıç seviyesindeki bir adamın iyileştirebileceği kas yok. Ha, o yüzden daha sık çalışabiliyor yani. Bence başlangıç seviyesinde sıklık daha fazla olabilir. Ama kesinlikle ben asla yani kimseye önermiyorum ya. Göğüs, biceps, kol, bilmem cak. Ben de yani haftada bir bölge hani belki bacakta olabilir. Bacağı belki Evet. haftada bir çalışabilirsiniz. Ama onun haricinde gerçekten önermiyorum. Bunun bir diğer ucu da full body. Full body hakkında ne düşünüyorsun? Full body antrenman. Ya ben açıkçası mesela bazen full body de verdiğim oluyor. Çünkü sıklık onda fazla. Mesela adam diyor ki 3 günüm var abi diyor. Başlangıç seviyesi bir adam. 3 günüm 4 günüm var diyor. Ben ona bazen hani hem istediğimiz sıklığı yakalayabilelim diye full body antrenmanlar yazıyorum. Keza ben de çok full body yaptım yani. Nasıl bir dizilişte oluyor mesela? Senin yaptığın full body nasıldı? Ya benim kendi yaptığım mı? Kendi yaptığın ya da Ben 5'er 5 yapıyordum abi işte. Haftada 3 gün bench mi vardı 5'er 5'te? 3 gün 3 kere bench vardı, 3 kere squat vardı sanırsam. Texas'ta Çok hatırlamıyorum. ben de. Ya Texas'ta mesela cuma günü intensity günüydü. Pazartesi günü volüm günüydü. Çarşamba günü de active recovery günüydü. Yani baktığın zaman adam 3 sıklıkla sana aynı hareketi yaptırabiliyor ama şeyi çok iyi ayarlıyordu. Yani o intensity volüm olayını. Baktığın zaman pazartesi 5x5 yapıyordun. 5 set, 5 tekrar. Cuma günü 1 set yapıyordun. Sadece PR deniyordun. Çarşamba günü %70 ile falan Ya çalışıyordun. bu işte insanlara çok yetersiz geliyor. İşte yetersiz gelme sebebi sabırlı değiller abi. Natürel adamlar da asıl en sabırlı olması gereken insanlar bu sporu natürel yapanlar. Ama mesela bir programı veriyorsun. Diyor ki hocam beni çok yormadı. Amına koyayım Evet. bir beş hafta bir uygula, her hafta bir 2,5 kilo ekle, birazcık ağırlığı arttır, formunu iyileştir. Zaten 5. haftadan sonra 6. haftayı geçerken diyeceksin ki ya hocam arttıramadım ağırlığı, neden böyle oldu? Amına koyayım hani kolaydı. İşte ama kimse oraya kadar dayanamıyor. Yani bu gerçekten önemli çünkü 5x5'e vesaire o tarz programlara baktığımda başlangıçta bana da çok az geliyordu yani. Bu ne bu kadar? Çünkü ben bir de tam bro split idmanlardan geçmiştim yani ne yapıyor? Hatta şöyle antrenman işte bench, flat, fly, işte incline, fly, decline, hani bu Ölüm. tarz idmanlardan sonra diğeri çok garip gelmişti. Çok Evet. az gelmişti ama gerçekten hipertrofi için yeterli ve siz o kası ondan çok daha fazla zorlarsanız özellikle natürelken ağırlık arttıramıyorsunuz. Bir ömür 20-20 bençle devam edersiniz yani bir ömür. Eğer kilo arttıramama durumunuz varsa yani tabii ki belli kilolardan sonra artması çok zor ama normal kalorinizi alıyorsunuz, daha başlangıç düzeyindesiniz. Kilolarınız artmıyorsa ben çok net şunu söyleyebilirim. Fazla çalışıyorsunuzdur, fazla set yapıyorsunuzdur. Evet. Yani o setleri azalttığınızda kesinlikle şey de düşecektir. Ha, tabii ilaçlı kısma geçince biz bu setleri çok mu arttırdık? Ben Yo. arttırdığımızı düşünmüyorum Yo. açıkçası. Bence Yani de. ona gerek duyduğumuzu düşünmüyorum. Şimdi niye konuşamadık ikimiz de? Aa, Chris Bumstead. Hello guys. Abi hoş geldin. What's Hoş up? Hoş geldin abi. buldum. Hoş buldum. Bıyık geri dönmüş. Büyük sen istedin ve döndü. Oylamayı da kazanmıştı gerçi bıyık. Oyladın ve döndü. Evet. Hoş geldin Fırat'cığım. Fırat abiye hoş geldin diyoruz. Ne Hoş içiyorsun buldum. Fırat? Hoş buldum Agala. Ne? Ufak bir Protein Ocean ürün yerleştirmesi yapmıştık da başta.
Kura bakmayın. Kapat abi onu. Kapat, kapat abi. Kapat onu. Kapat onu abi. Şimdi. Evet, en son ne diyordun abi? Bu, set. Bu muhabbeti kapatmadan ufak Fırat'ın fikrini almak istiyorum. Laps diye konuya girdik ama ben şunu nedir? Söyledim. Ben şunu söyledim. Ha adam daha damdan düşer gibi geldi. Ne konuştuğumuzu bile bilmiyor. Ha, bugün ne konuşuyoruz biliyor musun? Natürel vücut geliştirmeden bahsedeceğiz biraz. Güzel. Ama daha çok vücut geliştirme olduğu için. Tak diye çıkıyormuş Fırat. Ona göre. Bağlantı kesildi. Ya ben dedim ki antrenman, yani Göktuğ da yani ikimiz de bunu söyledik. Antrenman çok değişmiyor dedik yani. Böyle hani adamlara tekrar dinletiyor gibi olacağız ama çok bir malzemeleri yükleyince çok da bir şey değişmiyor. Benim fikrim evet. Bu yönde. Sen ne düşünüyorsun bununla alakalı? Ben katılıyorum. Bununla ilgili şey de öyle diyor. Mike Israetel diyor ki yani herif mesela şimdi sen aynı antrenman hacmine alışıksın. Ve o hacimde antrenman yaparken zaten o compoundların yaptığı şey sen yani daha fazla hacim yüklemeyeceksin mantıken. Yük artacak. Yük artacağı için o yüke göre o recovery o ilaçla gelişecek. Evet, evet. Zaten o yüzden prensip değişmiyor ama önerdiği şey mesela yüksek tekrarlı ve hafif çalışmaların kısmen naturallere göre daha fazla hipertrofi elde etme ihtimali olduğunu söylüyor. Yani tükenişe gidip 20-30 tekrarla yaklaştığında kanında bir compound varken daha kolay hipertrofi elde etmen. O yüzden riskleri azaltmak adına sakatlığı falan. Bunu özellikle böyle izolelerde falan öneriyordu. Yani tek fark olarak bunu galiba söylüyordu. Ben öyle bir videosuna denk gelmiştim. Yani tecrübelerle de sabit o da. Yani konular genel olarak öyle. Ya bilmiyorum ne kadar farklı. Yani recovering evet artsa bile sonuçta yük artacak. Evet. Ya biz de tam aynısını söyledik evet. Biliyor musun? Yarın sabah dinlersin başını. Aklın yolu bir baba. Aklın yolu bir. Gerçekten bir. Tecrübe olarak da bir. Ya buradan bir de sıklığa ne diyorsunuz? Sıklık değişebilir diyorlar bence. Bence sıklık natürelde daha fazla olabiliyor ya. Yani evet. Ama ilk başlarda başlangıç seviyesinde daha fazla olabiliyor ama bizim çünkü o kadar sık. Ya biz de aslında sıklığı arttırabiliriz biraz. Ya ama mesela şöyle düşünüyorum. Yani Eric Helms gibi böyle full lifetime neti bir tek bir ara pro hormon mu ne kullanmış herif. Hı hı. Bu mesela gün yani haftada 5 full body yapan bir adam ya. Ben haftada 5 full body'nin hakkını vererek antrenman yapıyorsan compoundlar varken bir yerde patlayacağını düşünüyorum şahsi fikrim. Ya ben abi bu konuda şunu düşünüyorum. Şimdi mesela bir antrenman sistemi uygulanır. İlla biri çok boktan bir idman olur. Ya fizyolojik olarak uygulanabilir olması bence mental olarak uygulanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi biz mesela belki Güray bile 5 haftada upper body idmanı yapabiliriz. Ama emin ol mesela ben şöyle düşünüyorum. 5 idman yapabiliyor olmamız bizi geliştirmeyecek. Çünkü biz belki haftada 2 idman yaptığımızda aynı bölgeden bahsediyorum. Mental olarak daha çok bir hype'lanabildiğimiz için bence daha verimli olur bizim için. Yani fizyolojik olarak mümkün ama bence işin mental kısmı da var. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani. Fizyolojik olarak da senin o yaptığın iki antrenmanda dinlenmenle beraber inşa edebildiğin, recover evet. edebildikten sonra elde edebildiğin kas kütlesiyle bence 5 gün boyunca yaparken zaten antrenmanların bazıları kalitesiz olacak. Onunla birlikte o recovery de zorlaştığı için aynen. Zaten kolay kolay ben aynı verimle kas... Yani haftada 2 ve 3'ün üzerinde sıklığın hani bence kuvvet de. Kuvvet bence. Antrenmanı yapmıyorsan çünkü squat bench'te deadlift yaptığın zaman zaten o heriflerin full body demesinin sebebi adam lower antrenmanı yapıyor araya bir bench koyuyor anasını satayım bir de row koyuyor full body. Şimdi full body o değil yani hipertrofi özelinde. O yüzden kuvvette mümkün. Ben bazen öyle şeyler uyguluyorum da konumuz şu an vücut geliştirmek. Kusura bakmayın araya kuvvet kattık. Affola. Yani orada çık. o hipertrofi üzerinde 5 full body falan bilmiyorum. Bence biraz yaş olabilir. Ya ikisinin hani natürelde biraz beraber, ya biraz aynı anlamda değil ama hani biraz beraber gittiğinden bahsettik zaten. Ben de hemen aynı düşünüyorum. Sadece şu kısmı geçmeden söylemek isterim. Hani çok yüksek tekrarlarla alakalı. Evet, ilaç kullanımında onların daha efektif olduğunu ben de düşünüyorum. Ancak bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani 20'li 30'lu tekrarlarla hani kısa bir vadede ne bileyim belki bir sarkoplazmik her ne kadar çok kanıtlanmasa da ben o tarz bir gelişim olacağını düşünüyorum ama çok uzun vadede verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şey gibi mi? Yani sürdürülebilir bir overload olamayacağını düşündüğün için mi?
Evet. Sonuçta yani 20-30 tekrar yaptığın bir yükü ne kadar arttırabilirsin mantıken? Bence öyle. Ve mental olarak da o kadar yüksek tekrarda çok zorlayamıyorsun. Evet, evet kesinlikle yani. İşte. Benim için bence de abi benim için... Hepsini zor ne anasını satayım? 6 kilo dumbbell'da lateral raise'ini. Aynen. Benim için tam olarak mental kısım yani. Bir de mesela 25 yapan adam 30 da yapar yani biraz. Anladın mı? Gerçekten 20-30 arası öyle bir saçmalığı var. Mesela 8 yapan adam 10 yapamayabilir ama 25 yapan 26 yapar. Hiç görüyor musunuz 20-30 aralığını antrenmanlarınızda? Ben 20'nin üzerine toplam 20 hayatımda 2 kere çıkmışımdır yani. Yani ben drop set yaptığımda. Ancak. O da işte zaten benzer prensip. Yapar. O da çok da tam da sayılmaz. Aynen. Buradan antrenman konusunda hemfikir olmamıza sevindim. Şunu soracağım bir anda diğer uca gidiyor gibi olacağım ama. Genetik limit. Yani bu çok çok sorulmuş Instagram'da. Genetik limite ulaştığımı nasıl anlarım? Genetik limite işte ne kadar sürede ulaşırım vesaire. Sen yani burada mesela ben kendimden başlayayım. Ben kesinlikle genetik limitime ulaştığımı düşünmüyorum. Gayet iyi bir fiziğim vardı. Ama bence hala antrenmanda bir şeyleri geliştirdim, bir şeyleri değiştirdiğimi düşündüğüm için bence genetik limit çok ulaşılabilir bir şey değil. Bir yerden sonra eğri şöyle bayağı paralele yaklaşıyor evet. Bence. Çok bir şey koyamıyorsun ama tamamen ben limite ulaştım demek zor. Ama hakkıyla bence 5 sene antrenmanı falan devirdikten sonra artık bayağı yavaşlıyor. Bence de. Bayağı yavaşlıyor. Ben de öyle düşünüyorum abi. Yani yine kendi perspektifim için kuvveti katacağım. Kuvvette daha limitsiz olduğunu düşünüyorum mevzunun. Fizik bence daha limitli. Yani koyabileceğin kas kütlesi zaten çok fazla araştırma var üzerinde. Yani gitgide senin antrenman tecrüben tabii antrenmanlarını mükemmel yaptığını varsaydığı için çoğu teori. Hani bir noktada mükemmel yapmadığın bir şeyi keşfedip zınk diye acayip yükselmeler yaşayabilirsin. Hep aklıma gelen örnek Bumstead'in yani ilaçlı ama Bumstead'in hani Olimpiyayken sırtını getirdiği nokta yani orada bir şey açılmış belli ki. O zamana kadar yapamaz mıydı? Yapardı ama belli ki orada bir unlocked bir durum var yani. Orada bir kilit açmış herif. O kilitler hep aynen. O kilitler hep var. Yani ve hiçbir zaman bilemeyeceğiz o kilitler nerede, nasıl. Tamamen sadece sürekli kafa yorup manyağı olunca sorgulaya bir yerlerden çıkıyor. Ama ben de yani herhalde 6-7 sene boyunca natural antrenman yaparsan artık koyacağın kas işte 1 libre, 1,5 libre falan gibi bir şeye denk geliyor. Eğer iyi antrenman da yaptıysan, kaliteli bir süreç geçirdiysen, iyi beslendiysen. O yüzden oradan sonra hemen hemen ama yani bunu soran insanların çoğu da zaten 1. 2. senesinde oluyor. İşte zaten abi bence bu sorunun sorulma sebebi şu sıkıntısı şu. Mesela peşin genetik... bilgi istiyor böyle. Aynen. 5 yıl mı? Tamam. O zaman 5. yılda saplıyorum hemen. Falan. Kesinlikle bir de şöyle bir şey var. Adam mesela bir noktaya geliyor tamam mı? Daha genetik limitinin belki yarısında. Tam referans noktası o kadar düşük ki. Bunun düşük olma sebebi ne? Birazcık kolaya kaçmak. Birazcık çevresinde örnek yok. Yani belki de 60 kilo, 70 kilo bir vücudu kendisi referans koyduğu için 70 işte belli bir yere gelince artık bazı bir şeyleri çok böyle puşlamadığı için diyor ki ya ben genetik limitime ulaştım. Hı hı. O yüzden de böyle sürekli bir genetik limit ortaya atılıyor. İşte ben ulaştım. Beyler ilaçsız zor, natural işte zor. Halbuki yani aslında önünde çok büyük bir gap var ama bu gap'i doldurabilecek göt yok. Yani naturalken ya baktığın zaman naturalken değişkenleri daha stabil tutman gerekiyor beslenme. Çünkü ben yani hatırlıyorum mesela işte natural yaptığım dönemde gerçekten beslenmemdeki ufak kayışlar yani böyle 1-2 haftalık gerçekten ciddi fiziki değişikliklere yol açabiliyordu yani. Hı hı. Ya o yüzden bence o zaman naturalken değişkenler daha kontrollü olmalı ama insanlar bunu sağlarken zorlandığı için birazcık bu natural limite bahane atabiliyorlar yani uyduruyorlar. Bir de sürekli insanlar şey dediği için hani genetik limitinize gelmeden ilaç kullanmayın vesaire tarzı bir şey dedikleri için hani sürekli insanlar bunu kafalarında bir tabii. Limit gibi koyuyorlar. Ya şöyle de bir şey var. Genetik limite gelmeden ilaç kullanınca o ilaç senin yine reseptörüne bağlanmıyor mu kardeşim? Protein sentezini arttırmıyor mu? Tamamen aynı aslında. Değişen bir şey yok. Değişen tek şey genetik limite gelene kadar siz götünüzü yırtacağınız için evet. Antrenmanın, beslenmenin artık her bokunu bileceğiniz evet, için evet. O kullandığınız ilaç çok verimli oluyor. Ama çaylak bir sporcu
Yani istediği kadar ilaç alsın, o reseptörlerine bağlansın, o işte uydu hücrelerine, onarma hücrelerine, her şeye bağlansın ama sen efektif antrenman yapamıyorsun. Sen efektif bir şekilde beslenme uygulayamıyorsun. O yüzden verim alamıyorsun. Yoksa bazı insanlar da şunu sanıyor. Genetik limitine gelmeden kullanınca ilaç çalışmıyor. Yani böyle bir şey yok. Sen onu çalışmaya zorlayamıyorsun. Çünkü natural şey bayağı zaman harcamış insanların bence kullandığında çok iyi, çok çok daha iyi bir etki aldığını görüyorum ben genelde. Evet. Yani o yüzden ha şu da olabilir tabii ki, adam iyi biliyordur antrenman yapmayı, eyvallah. Hareket formlarını, kendini zorlamayı, diyette de disiplinlidir. E bu adam başlangıç dediğim yine 1-2 seneden bahsediyorum. Hani 1-2 sene sonra kullandığında inanılmaz bir değişim de geçirebiliyor. Böyle tabii örnekleri de var. Ama çoğunluk evet. Olmuyor yani. Ya ben hiç genetik limit tek kadar gidin de öyle kullanın söyleminden ziyade ben yani birkaç yılı devirin yani en azından antrenman tecrübeniz o noktaya gelsin. Kesinlikle. Hani gelişim biraz daha yavaşlasın. Üstüne koymakta zorlandığınız noktada aslında stratejik olarak da mantıklı. Tabii ki şöyle olmuyor. Sen genetik limite geldin işte hop üstüne hani öbür türlü oraya atlıyorsun baştan öyle başlıyorsun falan hani şey değil, aralarında çok bir fark yok. Sen yine son nokta olarak geleceğin yer benzer olacak. Aynen. Yani birkaç yıl geçirdikten sonra olunca fark olacağından söylenmiyor bu ama stratejik olarak prensipleri edinmek, o disiplini edinmek ve bir şeylerin farkındalığını arttırmak için ki farkındalık ne kadarsa bence her konuda o kadar başarılı oluyorsun. Burada da yani hangi kasa hangi açıda nasıl hissediyorsun, ne zorlayabildiğin işte set sayısı ne kadar ortalama, bir de bence o kavramlar bile kişiden kişiye değişiyor. Intense set kaldırabilirliği vücutların bayağı böyle vücudunu deneme yanılmayla tanıya tanıya oturuyor. Farklı prensipleri deneyerek. O yüzden harbiden de deney yanıl olaylarına da çok sık bakarak böyle naturalken kendin için optimal olanları bula bula. Sonra oraya geldiğinde yani alabileceğin verim çok iyi bir noktada olacağı için öbür türlü gerçekten prensipleri oturturken o kullanıldığında ben gerçekten kendi gözümle 100-150 tane örnek aceleci bir şekilde kullanarak hiçbir evet. değişim yaşamayan ilaç kullanan ben insan zaten yok. Abi ilaç kullanıp natural sınırlarına ulaşmayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Do you even lift? Yani gerçekten fiziğine bakıp dersin ki sen ağırlık kaldırıyor musun gerçekten ya? Taşak mı geçiyorsun? Aynen. Gerçekten. Ya işte bunun sebebi o mekanizmaları dediğin gibi kazanmadan başlamaları insanların gerçekten. O mekanikleri disiplin. Yani onlar aslında bence önemli olan. Yani insan bir senede natural olarak yapsa ama gerçekten bütün her şeyi, bütün mekaniği, disiplini, antrenman bilincini, beslenmeyi kavrayabilse. Şimdi mesela disiplinden ziyade birazcık da işin bilgi kısmını da yani nasıl beslenilir, nasıl antrenman yapılır. Bunları da kavrıyor olabilmesi lazım ya da başında bir koç varsa belki bu işleri daha da kolaylaştırır tabii ki. Ama bence kesinlikle natural sınırına ulaş öyle başla gibi bir kaide yok zaten. Evet canım İste, yani isteyen istediği zaman başlar. Yani sonuç olarak sonuç alacak kişi de o ama verimli bir sonuç almak istiyorsa, iyi bir sonuç almak istiyorsa kesinlikle. Ya tercih meselesi. Evet. Kesinlikle ama mesela ben de şey örneği de var şimdi. Kevin Levroni'ydi galiba. İlk antrenmanında kullanmış. Yani hayatının ilk antrenmanı. Ya o, ben aynen. öyle biliyorum. Evet, evet, yani bu örnekler de var ve gerçekten adam yani görüyorsun fiziği yani bir dönemin efsanesi ama bu demek değil ki bu da doğru. Hani bir sürü örnek var bence tamamen tercih meselesi. Ben mentalite ve hani mental kuvvet konusunu çok önemsediğim için abi burada gerçekten şaka yapmıyorum. Ben 5,5. senemde mi 6. senemde mi ne ilk pre-workout'umu kullandım. Yani böyle bir etki alınabildiğini bilmiyordum ve bu bende mesela ciddi bir hani o zamana kadar onsuz antrenman yapmanın acayip verdiği bir mental kuvvet var bende. Hala içimde o yani. Atıyorum ondan sonra böyle 7. seneye doğru ilk kez bu efedrin olayını deneyimledim. İlk hani natural olmayan takviye yani vücudumda artık kendime natural demediğim dönem 7. senem falan. Bu 2018-2019. Hani o da mesela apayrı bir şeyi açmıştı falan. Yani bence zaten böyle o tırmalaya tırmalaya gitmeyle mental kuvvetini inşa ettiğin zaman hani bir şeyleri yavaş yavaş aynı şekilde dozlarla ilgili de aynısını düşünüyorum. Yani pataküte değil de böyle gerçekten minimal minimal. Ya ben böyle minik minik ekleye ekleye bir duvar inşa etmenin hani böyle yaldır yaldır hani inşa ederken illa bir şeyleri kaçırıyorsun gibime geliyor. Ve mantalite tarafında işin yani böyle o kuvvetli bir kafa yapısı inşa ederken işe yaradığını düşünüyorum bu tarz stratejilerin. Ama bu böyle olmalı değil. Bu benim kendi tavsiyem.
Yani ve işe yararlığını gördüğüm bir mevzu. O kadar. Yani şey gibi bir şey. Şimdi hani iki plaka yapmayan bir adamın gerçekten hani böyle çok detay hipertrofi mekanizmalarıyla ilgilenmesini falan nasıl tavsiye etmiyorsak onun gibi bir şey gibi geliyor bana. Bir yere kadar bir inşa gerekiyor. Sen söyle. Sonra ben söyleyeceğim. Burada abi şimdi natürellere tavsiye bazında ilerlediğimiz için burada hemen Fırat abinin söylediğinden bir yorum yapacağım. Şimdi öğrencilerde en çok gördüğüm şey mesela adam daha bir plaka bench yok. Gerçekten 40 kilo falan yapıyor böyle, tamam mı? Ve geliyor mesela şöyle bir mesaj alıyorum. Hocam arka omzumun eksik olduğunu düşünüyorum. Programda arka omuzu arttırsak da. Mesela natürelseniz ve böyle bir bakış açınız varsa çok yanlış bir yer düşünüyorsunuz. Çok yanlış bir yerdesiniz. Bence yani öncelikle sizin belli bir temel bir strength base'inizi oluşturup genel bir mes almanız lazım. Sen bir mesini al 2 sene baba, bir sporunu yap, bir kas, bir dışarıdan bakan desin ki amına koyayım sana ne oluyor ya, ne yapıyorsun sen desin yani. Ondan sonra dersin ki ya baba benim kolum eksik, arka kolum eksik dersin. Ona göre belki gene ben ihtiyacın olacağını düşünüyorum ama belki spesifik böyle bir şeyler yapabilirsin ama ilk 2 senende falan bence yani çok gerek oldu, hiç gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Eğer size de böyle yaklaşan bir koç varsa, ne bileyim yani yeni başlayan birisinin ya kolun eksik, her yerin eksik amına koyayım kolun eksik. Heh, yani. Onu diyecektim ya. Hocam zayıf bölgelere zayıf bölgelere yönelelim falan. Hepsi zayıf. Hani güçlü bölgen evet. Yok ki. O yüzden bütün genel anlamda bir güçlenmen evet. Lazım. O buna kesinlikle katılıyorum. Bunu ben de çok yaşıyorum hani. Adam 1.80 70 kilo. Formu atıyor. Hocam sizce nerem eksik? Hocam her yerin eksik. Glut maximus eksik de. Brachialis'i büyütebilir miyiz bir de? Hayır, affedersin olur. Kolu dalgam gibi. Yani. Çok saçma. Belki biz de takıyorduk zamanında bilmiyorum. Tabii canım. Ama, takmaz mıyız? Doğru antrenman şeyini öğrendikten sonra uzun bir süre hiç takılmadım. Ben de. Hiç takılmadım. Ben rakamlara bakıyordum. Üst göğüsmüş, cart göğüsmüş. Alt kolmuş, Scott Curl'de bisepsi uzatmak. Bunları yaptık zamanında. Kesik. Bunları kesik. Zamanında yaptık. Şu az önce konuştuğum konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. İlaçla hataları kapatmak diye bir şey var. Daha önce de ben bundan bahsetmek istedim ama tam bulunması gereken yerlerden birisi de bura. Yani siz gerçekten kötü beslenmeyi, kötü antrenmanı yüksek doz ilaçla kapatıyorsanız buna alışırsınız ve tekrar o zor diyet, zor antrenman kısmını toparlamak istemezsiniz. Yani şu an ortalama diyet yapan birinden bahsedelim. Sen bu adamın programına growth hormon eklediğinde bile hiçbir şeyini değiştirmese bile yağ yakacak, anladın mı? Bu o adamın belki de daha fazla cheat yapmasına neden olacak. Ama sen önce bir hiç o growth hormonu kullanmadan bir diyet yap bakalım. Sen o zorluğu bir tanı, onu bir bil. Growth'u kullanacaksan ondan üst seviye bir forma çıkmak evet. için. Sen zaten growth'suz ulaşabileceğin bir forma çıkmak için kullanma onu. Yani zor kısmı hallet. Ya da trendsiz bilmem ne işte Winstrol kullanmadan ulaşabileceğin bir kuruluğa zaten çıkabileceksen onları kullanmanın ne anlamı var? Ya o yüzden önce antrenman, beslenme, yani bunu sürekli söylüyoruz ama gerçekten öyle. Çünkü ilaca alışırsanız ben mesela ilk kürde işte Blast Cruise'u da bu yüzden önermiyorum. Hani yanlış mı? Hayır. Yanlış değil. Sen o yola gitmeyi seçtiysen neden düşesin ki tekrar? Hormon seviyeni düşüresin, bir sürü dengesizlik oluşturasın, işte PCT için kanser ilaçları alacaksın, bir sürü şey. Bunlara gerek yok. Ama yani ilk küründen evet rahatlığı... değil mi, o eski halini bir hatırla evet. yani. Onu bir hatırla evet. Nasıl oluyordu onu bir hatırlaman abi. Lazım aynen. O aslında bizim hiç ya ben bile mesela abi ya ben mesela uzun süre biz Blast & Cruise takıldığımız zaman bir de Cruise'ları biraz yüksek takılıyordum yani mesela bu son 250 şey 150 yaptığım zaman onu ben çok iyi anladım ya gerçekten hani mesela işte beslenmenin özellikle önemini falan tekrardan bir oturttu. Çünkü baktığı zaman işte bazı ilaçlar fazlayken bir şeyleri kapatabiliyorsun. Kapatabiliyorsun. Tolere ediyor onları kesin. Küçülmüşsün bro. Buram küçülmüşsün mesajda da donmuştu diyenlerde. Geliyor muydu çok? Çok geliyor abi. Ama sonlara doğru biraz büyüdük sonrasında zaten toparladık ya. Ben bir de şeye değinmek istiyorum abi. Şimdi siz geçen bir podcast yapmıştınız. Aşırı eğlendim. Ara sıra böyle birkaç görüntüyü story atıyorum ya. Orada şimdi siz şeyle dalga geçiyorsunuz. Sonuna kadar da haklısınız. Bu şey muhabbeti var ya.
O işte oturduğun yerden de ilaçla kas yapabiliyorsun falan diyen araştırma var ya, Nordik Danimarka mı İsveç mi oranın diye Hiç araştırması. misin mi? İşte o, şimdi hani insanların ilaç alınca her şeyin bir şekilde yani açıkların kapanabileceğini düşünmesi, bence o algıya hakim olmasına daha çok işte bu araştırmanın da rolü olduğunu düşünüyorum. Şöyle, onu ben tepki aldım böyle. Ne yani şimdi hani biz alsak gelişmeyecek miyiz falan gibi, öyle bir şey değil. Sadece şu var, antrenman yapmayan bir bireyin böyle işte su tutmasıyla şunu bir tutmuyorum. Antrenmanlı olan bir adam ve artık belli bir kas kütlesine ulaşmış bir adam ve antrenmanlarına da düzenli devam eden bir adam, çöp antrenman yapıyorsa bile bir şekilde o kasa belli bir uyarı gönderiyorsa ve yani hasar bırakıyorsa ve recover olması gereken bir durum yaratıyorsa orada, tabii ki ilaçlı bir birey ilaçsızdan o kadar avantajlı bir halde oluyor ki, dediğiniz gibi birçok şeyden hani böyle ben biraz daha kirli besleneyim, ben biraz daha bozayım falan Evet. yapabilmek rahatlaşıyor. Bu sayede de hani o metabolizmanın hızlanmasından tut bir sürü faktörün etken olmasıyla beraber, hani doğalken götünü yırttığı şeyleri biraz daha böyle salla pati yaparak elde edebiliyor. O da açık kapatmaya giriyor Evet. galiba biraz. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Yani kesin anladım. Ama yani günün sonunda her zaman, şimdi mesela diyoruz ya işte şunu yapan böyle oluyor, işte bunu yapan böyle kapatabiliyor falan filan. Ama kesinlikle biz eğer profesyonel sporcuysak ve kompetitif yani yarışmacıysak, bir yarışın içindeysek, her zaman en tepedeki adam bunların hiçbirini siklemeyip her şeyi zaten hani dört dörtlük hiçbir açığı kapatmayan bir adam olduğu için sonuç olarak Evet. kazanan genelde onlar oluyor. Hani o Aynen. yüzden biz ne kadar işte bunları anlatsak da etsek de, siz bunları dinleseniz de, uyusanız da uymasanız da, biz de yapsak da yapmasak da, her zaman kazanan adam genelde her şeyi dört dörtlük yapan adam Bu olacak yani. senin dediğin şey gibi. Bugün bir tane Twitch videonu izledim, gördüm. Orada diyorsun ki şimdi sen kendi kendini kasa kasa alarm kurup 2 saat bir kıza cevap yazmayıp o öyle hani iletişim kurmadığında Evet. kız bunu anlar falan ya. Evet. Hani şimdi sen bu konularda da içinden gelerek her şeyi dört dörtlük yapan zaten o adam değilsen, hani bir şeyleri Kesinlikle, zorlaya zorlaya evet. işte falan değil, sen açık kapatmaya daha yatkın bir adamsan Aynen. zaten öyle olacaksın. Aynen. Şampiyon da hep tepede olacak zaten. Aynen. Ve Aynen. işin tatlı kısmı da yani, ya biz ne yaparsak yapalım, istediğimiz şeyi söylersek söyleyelim burada, genel ya kazanan adam her zaman zaten yani Belli dört yani. dörtlük yapan belli adamlar Tatlı olacak. patates mi peki? Tatlı patates yiyen var mı burada? Yok. Sen? Bu Ya yemiştir. Ben sana air söyleyeyim. fryer almışken bir iki defa denedik. Tatlı patates yedin mi? Samimi konuş. Bir iki Hayatımda defa mı? denedim. Ben yemedim ya. Gerçekten öyle Hayatında mi? hiç yemedin mi? Hayatımda hiç yemedim. Ben şu Ya. şey, bunlar gidiyordu House sürekli. of Pee, House Ha, of aynen. Ben Pee mi? orada ilk kez yedim. Niye? Fena Orada değil ama yani normalini tercih ederim. Adele'yi daha iyi dolduruyor mu? Hayır. Ben bir kere yiyip test etmişim, değil mi? Hayır, doldurmuyor. Hayır. Çok, çok net olarak. Zannetmiyorum ya, bilmiyorum. Hani şey gibi, bu siyah pirinç. Şimdi buradan iki konu var aklımda önemli olan. Unutmayalım bunlardan bahsetmeyi. Birisi, madem bu kadar uzun süreler bu işi yaptık, biraz daha tavsiye niteliğinde. Neyi değiştirirdim gibilerinden. Kıldı yündü. Diğeri de buradan sonra da natural yarışmacılığa bağlamak istiyorum konuyu. Üç tane vücut geliştirme yarışmasına çıkmış insan burada. Hadi o yüzden Yes söyle lütfen. sir. Abi sen. Hayır, hayır, hayır. Gel gel Hayır, abi. söyle. Abi antrenmanla şey aklımda, sürekli onu söylemek istiyorum. Onu söylemedim. Antrenman kısmını geçtik diye bunu söyleme gereksinimi duyuyorum. Dinliyorum. Ha, Lütfen. natural arkadaşların kesinlikle bence bir log kayıt tutması gerekiyor. Çünkü şeyi de çok yaşıyorum. Mesela geliyor salonda birisi, abi işte carçur senedir yapıyorum. İşte göğsüm bilmiyor ya da gelişemiyorum. Mesela sorduğun zaman 3 sene önce kaç bench yapıyorsun? Bilmiyor. Anladın mı? Ya da bench'ine mesela son bir senede ne kadar koydun dediğin zaman bilemiyor. Ama bence bunun bir nebze Adam en yeni azından bir... başlamış kardeşim. Ne bilsin bir sene önce kaç Yok bastığını. abi, 3 senedir yapıyor dedim. Hani 3 senedir yapan bir sporcu mesela. Bence bir seviyede biliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nereye gittiğini ancak o şekilde anlayabiliyor. Doğru. Bence bir log tutulmalı yani. Çok detaylı olmasa da en azından bil yani. Bir bench Tabii 20 canım. yapıyordun amına, 40 yapıyorum, yapmıyor mu bil yani. Ya o Bunu... yüzden kuvvet antrenmanlarının başta, yani tam olarak değil ama birazcık da en azından işte fiziği ilerletirken belli başlı kaldırışların hani böyle taktiksel anlamda periyotlamasının yapılmasının
faydasının o da olduğunu düşünüyorum. Yani nereye gittiğini biliyorsun. Anladın mı? Bamgüm şimdi şey tipler de var. Yani bench press herkes yapıyor. Ama bir adam gerçekten o bench press'in one RM'ini arttırmak, aynı zamanda total volümü arttırmak için çalışıyor. Bir tanesi gidiyor 60 kiloyla pump, ne kadar daha iyi pump olurum. Orada hesap kitap yok. Bamgüm. Yani gelişiyorsa da gerçekten bu arada bir şeyler kullanıyordur. Zaten hani bir noktadan sonra. Ya powerlifting yapanların mesela daha iyi fizik inşa etmelerinin natürel anlamda sebebi bu oluyor genelde. Bir yere kadar. Şey... Zaman nerede hani? Ya yani natürel anlamda genelde. Gök mesela... sadece. Çünkü bir şeyleri takibini yapıp periyot diyorlar abi dedim. Evet. Abi, evet. Doğru bir noktaya parmak bastım. Evet, bence. Onu apayrı bir konu. Ben şuradan biraz da beslenmeden isterseniz bahsediyorum. Çünkü beslenme çok önemli. Ben mesela kendi şeyimden başlayacağım. Eskiden ne yapıyordum? Eskiden ilk başladığımda bu spora şimdiki gibi insanlar çok ciddi bir şekilde başlıyor. Hani ben bu vücudu yapacağım. Ben Gökalaf olmak istiyorum. Veya ben bir Fırat Balkaya olmak istiyorum. Gibi falan. Hedeflerle başlıyor. Bizim zamanımızda öyle başlamıyorduk. Yani başlayalım gibilerinden başlıyorduk. O yüzden beslenmeye ben gerçekten dikkat etmiyordum. Yani yanlış biliyormuşum, anladın mı? Ben neyi değiştirirdim mesela? Gerçekten kilo başına bir gram yağı geçmezdim mesela. Yani sağdan soldan işte yok fıstık ezmesi, yok şu, yok bu. Sınırsız kuru yemiş. Sınırsız kuru yemiş, göğüs altı. Bizi bitirdiler ya. Ben avuç avuç badem kaşığı yiyordum abi. Cebimizde taşıyorduk. Bunu yapmazdım mesela. Onun haricinde proteine ben hatırlıyorum 70 kiloydum. Ben yine 600 gram tavuk yiyordum. Ben şimdi 500 gram yiyorum. Yani bunu mesela düzeltirdim. Ve kaloriyi çok kısıtlı tutuyordum yani. Kilo almaya hiç yani çalışıyordum ama hiç böyle arttırmıyordum mesela. Haftadan haftaya makrolarımı takip etmiyordum. Belirli bir sabit düzende gitmiyordum. Bunu biraz daha sabit giderdim. Mesela 300 pirinçle başladıysam haftadan haftaya bunu bir değerlendirirdim gidişata göre, düşünürdüm. Yani beslenmemi kesinlikle bu şekilde yapsaydım bence çok daha iyi natürel bir şekilde verim alırdım. Ha, bir diğeri de bunlardan şu, ben bu spora nispeten biraz daha yağsız başlayan insanlardan biriyim. O yüzden belki hep kilo alma mantığında gittim ama o 5 sene boyunca keşke ara ara düzenli diyetler yapıp yağ oranımı düşürseydim. Ondan sonra tekrar kalori yükseltseydim. O zaman çok daha güzel. Burada bu da bir podcast'in konusu olsun, o vücudu anabolik, hani insülin hassasiyeti. O gerçekten çok önemli bence. Çok önemli ve şu an ben onu çok iyi tecrübeliyorum abi, biliyorsun son bir haftadır 3-4 kilo verdim. Onunla ilgili bilimsel geleceğiz. Tamam. O çok önemli ama benim de her zaman öğrencilerime yansıtmak istediğim şeylerden birisi bu. Mesela bunu kesinlikle değiştirirdim. Antrenmanımı ne değiştirirdim? Yani bro split yapıyordum. Öyle yapmazdım. Çok saçmaymış. Onun haricinde genel olarak iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum ki iyi bir fiziğim vardı sonuç olarak. Ama hiç diyet yapmamıştım. Yani yağ yakımı süreci geçirmemiştim. İlk yağ yakımı sürecini yarışma için geçirdim. Dip kural onda da yani. Kuru kafa. İlk diyetimde kemik. Kemik harbiden. Onda da yani takıntılı şekilde bir diyet yapmıştım. O yüzden natürel olarak da bak hep yine tecrübeden bahsediyoruz. Natürel olarak da bir diyet tecrübem olsaydı, yağları belki o şekilde de yakmış olsaydım çok daha iyi verim alırdım yani. Ama temel değiştireceğim şey kesinlikle makrolar olurdu ve kilo alma süreci, yağ yakma sürecini net olarak ayırmak isterdim. Yani çünkü natürel olarak belli bir seneden sonra ben bu recomp denen şeyin çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Mümkün ama biraz zaman kaybı bence. Natürel mi? Evet, natürelken. Yani mümkünatı bile tartışılıyor. Abi bence mümkünatı ihtimal ve değmez ya zaman ayırmaya. değmiyor. Değmez. Sıkıntı o. Ne ileri gidiyorsun ne geri gidiyorsun. Aynen. Tabii ki antrenman yapıyorsun, besleniyorsun. Biraz daha iyi görünüyorsun ama çok verimli olmuyor. Ben 5 sene hiç bunu ayırmadım mesela. Bazı dönemler istemeden yağ oranım düştü. Bazı dönemler istemeden arttı. Bunu ayırırdım. Kesinlikle bunu ayrı yapsaydım işte senenin 10 ayı işte bulk, 2 ayı, 3 ayı, senenin 3 ayı, orada 1 ay ekstradan. Ekstradan. Orada niye? Çünkü günde çift idman.
Uyumuyorsun. 4 saat uyuyorsun. Standart insanlar, mentaliteleri zayıf insanlar 8 saat uyudukları için onların annelerin onlar aylı yıllarını 1 ay eksik yaşarlar. Yıl aslında 13 aydır, tamam mı? Bu arada o tarz herifler vardı bir ara. Mesela 4 saatte bir 20 dakika uyuyor herif. Şey Da Vinci işte abi. Da Vinci. Onu bilmiyorum da böyle bir taktiği bir ara uygulamaya çalışacağım bir arkadaş vardı. Bayağı pert oldu böyle. Hani uykuyla 3.30'da kalkıp. Ya şirket mi yönetiyor amına koyayım o da? Ne bileyim ya abi ya. Elon Musk mısın amın? Değil de işte onlara özenen hani o girişimci olmak isteyen çocuklar olur ya. Değişik, bilmiyorum, tuhaf. Bence 4 yani onun yerine 5-6 saatlik derin fokuslu bir çalışma daha fazla verimli. Çalışma daha iyi. 4'i bulk bile bundan daha mantıklı. 4'i bulk mı? Şimdi ya? Ben de oraya geleceğim. 3 patates ekmek yiyordum yarım. Evet. Ya. Önce gerçekten çok iyi bir natural fiziği olup bence bir sonraki konu başlığında geçeceğimiz şeylerden biri olarak natural yarışmadan bahsedeceğimiz şeylerden biri. Göktuğ bunu bence natural de yapabilirdi ama buna birazdan değineceğim. O yüzden sen neleri değiştirirdin? Bunları abi biraz kesinlikle şimdi şu ben ilk zamanlar... Kesinlikle Güray Aydın'la çalışırdım. Net. Evet zaten peşinden koştuk abi biliyorsun. Sırat abi belki 8 defa mesaj yazmışımdır yani. Aynen. Beni karanlık tarafa geçirsin diye. Sen bir kere reddettin zaten beni. Ondan sonra en son kabul ettin. Sen bunları anlatınca ben hep Rize'de nöbet tuttuğum günleri hatırlıyorum. Çünkü hep o zamanlardı. Zaten abi ben sana yazmıştım en son. Sen bir şekilde hani artık ulaştık en son. 2 gün falan nöbet tutmuştun. O gün falan ben yazdım bekliyorum telefonun başında. 2 gün geçti falan öyle cevap verdi. Kardeşim dedim nöbetliydim kusura bakma. benim abi değiştirdim dediğim şey şu. Ben o zamanlar ilk ben zaten benim bilinçsiz yaptığım dönem kısaydı şükürler olsun. 6 aylık bir dönem bilinçsiz yaptım. Onda da ya bilinçsizdim ama şöyle bir bilinçsizdim. Antrenman konusunda bilinçsizdim. Beslenme konusunda işte dergilerden, carttan, cürtten gördüğün için ya kitleniyorsun. Yine saçma sapan günde dediğin gibi 500-600 gram tavuk yiyordum ya deliler gibi falan. O en büyük hatamdı zaten makro işlerini bilmemek. Diğer bir kısımda makroyu, mikroyu, cartı, kaloriyi öğrendikten sonra şöyle bir kafa yapısına girdim. Dört balık tırnak içinde. Abi kalori 3000 mü? 3500 mü? İşte ben kilo almak istiyorum. Surplus'a çıkacağım. Tamam. 4500 kalori al. Üstüne çık. Makroyu siktir et. Yani if you fit your makro gibi düşünebilirsin bunu. Ama ya fit or not. Yiyeceğim abi. Yani... yani bayağı yüksek bir surplus yapıyordum. Şimdi burada da anlatmak istediğim şu konu şu. Bazı arkadaşlar tamam makroyu, mikroyu, cartı, curtu, kaloriyi öğreniyor. Çok iyi bir noktadasınız. Ama yani surplus yapacaksınız diye, kilo alacaksınız diye bunu ebesine şey yani o surplus kısmını, gap'i çok arttırmanın bir mantığı yok. Zaten o kadar hızlı kas geliştiremiyorsun. Biz ilaçlı olarak biz de o kadar hızlı kas geliştiremiyoruz. Bizim de o kadar yüksek bir surplus'a ihtiyacımız olmuyor zaten. Yani sen o yüzden gidip o 1000 kalorilik bir surplus yağdan başka hiçbir şey kazanmayacaksın. Öncelikle evet. Bunu anla. Hızlı kilo alıyor olman senin hızlı kas geliştirdiğin anlamına gelmeyecek. Benim en büyük yaptığım hataydı. Bu bir. Bir ikincisi hata da sadece kaloriye odaklanıp yediğin besinlerin kalitesini umursamamaktı. Burada da sorun şu. If you fit your macro tamam benim zamanda uyguladığım, verim aldığım bir beslenme biçimi ama sonuç olarak vücuda aldığımız besinlerin kalitesinin içindeki mikroların birçok şeyin vücudun verdiği bir tepki oluyor. Gerçekten. Ben bunun ne bileyim metabolizma olabilir, farklı alanlar olabilir. Çok detayını bilmiyorum ama ben kesinlikle kaliteli veya işte o bizim basic dediğimiz işte pirinç, tavuk ya da işte atıyorum sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından tükettiğim zaman makrolarımı ve proteinimi kesinlikle kat ve kat daha iyi bir body composition yani vücut dengesine sahip oluyorum. Belki 3500 kalori alıyorum ikisinde de ama kaliteli besinlerden ve gerçekten besleyici besinlerden aldığım zaman yani gerçekten bir sporcu gibi bir atlet gibi beslendiğim zaman aynı kaloriyi aynı makroyu alsam dahi çok daha iyi sonuç alıyorum. Yani burada şunu anlatmak istiyorum size. Tamam bir kalori miktarı belirlediniz, makronuzu belirlediniz ama gidip de abi ya makro diye bir şey var besin kalitesini sikeyim deyip de gidip marketten metro çikolata almayın amına koyayım. Zaten metroda hiçbir makroya uymaz ya abi bunu sen de elbet tecrübelemişsindir. Zaten sen bu konuya çok inanıyorsun. Ya ben şu makro ya if you fit your makroya çok inanmıyorum ben açıkçası. Ya ne bileyim ben mesela gerçekten yani
besleyici ve sağlıklı besinlerden alınan, çünkü onların hani mikro, sadece makro değil mikrosu da var bu işin. Yani o minerallerin, vitaminlerin vücudun verdiği bir tepkiler oluyor bunlara karşı yani. Ve vücut buna ne kadar iyi tepki veriyorsa bence o kadar iyi işliyor, o kadar iyi aynı zamanda metabolizme ediyor. Yani nutrition partitioning olur, dağıtma olur, neyse. Ben buna her anlamda katılıyorum. Vücuttaki genel inflamasyon, Kesinlikle. sindirim sisteminin sağlığı, bu gibi Kesinlikle. şeyler. Çünkü katkı maddeleri tamam, belli bir miktarda sedanter insanları çok etkilemeyebilir ama biz gerçekten fazla kalori alıyoruz ve bunları da vücuda fazla sokmuş oluyoruz. Yani anasının ki bir büyük pizzayı her gün yeme yani. Evet. Her gün yeme. Onun dışında bir de şuna çok hak vereceğim. Çok fazla bir surplus'a gerek yok. Ve insanlar yağlandığını çok geç fark ediyorlar. Çünkü niye? İşte kalçadan başlıyor, iç bacaktan başlıyor, belin arkasından Evet. başlıyor. Diyorsun ki büyüyorum, ben Evet. büyüyorum, büyüyorum, büyüyorum. Bir gün bir Hop bir gün bir bakıyorsun, göğüse bir bakıyor. ulan hayvan gibi yağlanmışız diyorsun. Evet. Elini bir bele atıyorsun. Aynen. O yüzden bunu çok geç farkına varılıyor. Bir de protein dedik, hani çok fazla proteine gerek yok. Bunu söylerken tabii büyüme zamanını kastettim. Hani diyet zamanında protein biraz daha sınırlar yukarı çekilebilir. Beslenme hakkında bu dediğine ben de katılıyorum. Yani temiz beslenme çok mükemmel bir şeydir demiyorum. Hani kesinlikle bunu yapın demiyorum ama If It Fit Your Macros kadar da rezil bir beslenme tarzını Aynen. benimsemek de bence bir yeme bozukluğudur. Evet, Yani kesinlikle iş. Aynen. tamam, Ya. çok bunalırsın, artık gına gelmiştir ama hakkıyla zaten bulk yapıyorsan o pizzaları, ıvır zıvırları da çok yemek istemeyeceksin. Evet. Yani ne olur hafta, belki bir haftanı full o şekilde geçirebilirsin ama zaten sporcu mentalitesinde birisi bunu çok sürdürmek istemeyecek yani. Bunu sürdüren adam YouTuber'dır kardeşim. Kesinlikle. Bir daha abi şöyle bir şey var eklemek istiyorum. Biz mesela konuşuyoruz ya şu anda. İşin hep böyle fizyolojik anlamda konuşuyor insanlar. İşte mesela if it fit your makro çalışıyor çalışmıyor. İşte giren makro girdi çıktı kalori. Ama bakmıyorsun ki sen şunu da düşün bir. Adam bir sporcu bu belki işte yediği besinlerin sağlıksız atıyorum. Bunların toksik etkileri oluyor. Anladın mı? Mental etkisi oluyor. Belki adam kendini çikolata yerken gördüğü zaman. Bilemiyorsun ki yani içten içe. Ya beyin anladın mı yani? Nasıl bir mental boyutta bilemiyorsun. Kendini belki geriye atıyor. Kötü hissediyor. O düşüşe yol açıyor. Yavaş yavaş bakıyorsun adam farklı. Yani birçok etkisi olabilir. O yüzden bence amaç sporcu olmaksa ya olabildiğince iyi bir sporcu gibi yaşamak lazım yani. Aslında şeyle alakalı da bir araştırma vardı işte. Fıstıkla alakalı 3 tane besin türünü almışlar. Görmüşsünüz de onu. Normal fıstık, fıstık ezmesi. Bir de bayağı hayvan gibi işlenmiş. Bunların vücutta emilimi ve kalori olarak kazançları işte işlenmiş olan da aslında daha fazla. Normal fıstığa göre. Dışında her ne kadar aynı Evet. yazsa da. O yüzden çok da o tarz rezil bir beslenmeyi Evet. önermiyorum. Ama niye? Mesela ben bugün dondurma yedim, anladın mı? Yenmeyecek de bir şey değil. 100 gram az pirinç yedim. Evet. Sorun değil. Bir şekilde dengelenebilir. Ya Ama sen onu her tamamen gün bir yapmıyorsun mesela işte yani. tamamen bir rutin olmamalı. Evet, sen onu tamamen Evet. yapmıyorsun. Ben o konuda işte şey severim yani ilk başladığım Yuppa. zamanlardan beri. Lane Norton'u, Doktor Lane Norton'u bayağı Evet. takip ediyorum. Şimdi Lane Norton If It Fit Evet. Your Macros'la Flexible Dieting'i ayırıyor ve bunun önemli bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi sadece makroların uyuyor diye bütün günün karbını atıyorum, yağı bile dengeleyerek bayağı pis şeylerden alabilirsin. Bunu kastetmiyorlar. Diyor ki yani orantısal olarak çok düşük bir kısmını kaplayacak şekilde hiçbir şeyi şeytanlaştırmadan her şeyden belli oranlarda tüketebilirsin. Bu Flexible Dieting, tamam mı? Yani sen şimdi 3000 kaloriyi aldın. Atıyorum 400 kalorilik bir açığın var. İşte saatte çok geç değil. Canın tatlı bir şey istedi. Dondurma. Okey. Ve bu her gün değil. Böyle atıyorum haftanın 2-3 günü. Makul. Ama şimdi Kesinlikle. if it fit your macros söz konusu olduğunda ben de yaptım o hatayı. İşte karb mı atıyorum protein de mi lazım? Sütün değerlerine bak. Güzel karb protein bol bol var. İçiyorduk sütünlük yani ama bu ne kadar optimal Gomat. tartı. O kadar onu hiç öyle bir şey yapmadım ama mesela sütle Denedik, denedik. protein ve makro işte şey karbonhidratı böyle neyse Evet. uyuyayım buna koç böyle dedi deyip süt Aynen. içerek kapattığımı biliyorum yani bence saçma.
Bilmiyorum ben. Aslında Lane Orton'da bir tane chart'ı vardı sanırsam, öyle hatırlıyorum. İşte good day bad day diye. Hani en kötü gününde kaloriyi tamamla, işte hani proteini tamamla gibi bir şey. Öyle bir chart'ı vardı. Yani Morton hatta mantıklı. Onun podcast'lerini dinliyor. Hani o pizza yedirerek, günde bir dilim pizza yedirerek yarıştırdığı adamlar falan da oluyor. Ama işte o full kontrolünde yani adam onun. Baktığın zaman adam belki bir dilim pizza yiyor ama şu kadarcık bir dilim. Yüzde geri kalan 98'i 7'si artık full strict. Gene bir diyet yani mesela. Aynen. Ben kendi özelimde kısaca bahsedersem, ben çok bu konuya dahil değilim. Natural vücut geliştirme. Ben en başlarda ya şöyle, natural vücut geliştirme ve powerlifting çok benzer kas kütlesi koyabilir teorisine inanan biriydim ve öyle aslında, ama ben neyi değiştirirdim? Ben daha çok antrenmanı değiştirirdim. Beslenme şöyle, estetik kaygılar benim için çok sonra geldi. Yani gerçekten ben hep işte Eric Liddybridge, ne bileyim böyle göbekli göbekli büyük adamları ilk acayip böyle. Yani ilk bir senem bu değildi tabii ki. İlk bir sene de zaten hiçbir şey bilmediğim için. Sen dedin ya 6 ay sürdü. Benim de bir sene sürdü. Dayım vardı böyle, kol basıyordu işte paso falan. Onunla enseye beraber... çek. Aynen. Sırttan tam, it. Tam öyle bir dayım vardı bu göğüsten arada. Göğüsten itiş. Vardı değil yani, hala var ama o sporu bıraktı. Onunla böyle ne diyorsa onu yapıyordum falan, ki işe de yaramadı değil. Ama işte sonralarında ben powerlifting'e birinci senemde sarınca o adamlara da bakınca, benim estetik derdim olmadığı için acayip yağ oranlarına çıkıp, sonra da ilk düşüşümde mesela bir yıl sürdü kilo vermem. Yani gerçekten düzgün bir yağ oranına inmem. Belki onu yapmazdım. Çünkü şu an biraz daha estetiğe önem veriyorum yani, ne olursa olsun. O kadar hayvan gibi görünmeyi çok da istemiyorum yani bir noktada. Dengede bir fizik seviyorum. Onun dışında bahsettiğiniz bütün hataları ben de yaptım zaten. Beslenmeyi atlayacak olursak, ben mesela powerlifter'la bodybuilder'ın natural olarak benzer kasları koyacağını öne süren teoride, powerlifting programlarında da ben gidip 5x5 yapmadım hiçbir zaman. Yani gittim abi, pull down'umu da yaptım, row'umu da yaptım. Yani iki tane çekişim oluyordu programımda. Haftada 4 tane kolum oluyordu yani, 4 farklı kol egzersizim vesaire. Ama onların hakkını vermem benim 5. 6. senemi buldu. Yani ben onları gerçekten orada yazan 3x10 iyi, 3x10 31 gibi hipertrofi çalıştım yani. Onu yapmazdım. Geriye dönüp gerçekten kaliteli set nedir? İşte reps in reserve RP, o zamanlar yoktu reps in reserve de. İşte hani RP ufak ufak vardı. En azından tükenişe yaklaşmanın ne olduğu, intense setin ne olduğu ile ilgili biraz fikir, ki motivasyon için gidiyorsun. Dorian Yates falan izlerdim ben. Bu arada işte Branch Warren bilmem ne, bütün DVD'ler bilgisayarımda vardı. Hiç mi ayıkmıyor anlamına koyayım? Hani anladın mı o setin nasıl olması gerektiğini? Onu ilaçlı bodybuilding'de öyle olmalı diye kodlayarak kendim öyle minik minik böyle homo curl'lar yapardım. Onları değiştirirdim yani. Evet, hatalardan bir tanesi daha. Yani Güray kendi bile benim YouTube'umda bazen gördüğünü söyleyip şey diyordu. Oğlum eskiden o asistanları ne biçim yapıyordunuz? Fırat abi, evet. Sana bir soru soracağım. Powerlift işini bak, çok görüyorum bunu. TR'de mi böyle yoksa dünyada mı böyle bilmiyorum. Ama powerlifter'larda şöyle bir şey var, TR'de özellikle. Ya bir powerlifter olayım, rahat yiyeyim. Bence dünyada da var. Hatta yani şöyle, diyetin böyle o kadar var mı gerçekten? Diyetin o kadar strict olmamasının rahat hissettirmesi yüzünden max squats mı ne var ya, o bile bunu söyleyerek powerlifting'i bayağı yaydı zamanında. O da bence önemli figürlerdendi, kadınlara yayan. Evet, max squat'ı biliyorum. Yani max squats kadınlarda, kandito erkeklerde çok yaydı bunu ve ikisi de diyetin daha tolere edilebilir, daha rahat, işte tabii kaşık kaşık fıstık ezmesi yemeleri daha kolay oluyor mantıken. O yüzden onu söylüyorlardı. Ben dürüst olacağım. Benim de o dönem yani bir kampüs hayatı yaşıyorken, koç gibi pahalı bir okulda da okuyorken, diyetimi biraz daha rahat yapabilmem de, yurtta yemek yapmanın hani sorun olduğu bir olay da olduğu için benim için biraz daha tolere edilebilir olmasının rahatlığı da vardı. Yani yoksa bir noktada evet powerlifter'lara bakıyordum, büyük göbekli adamlara bakıyordum ama Kai Greene de izlerdim, Phil Heath de izlerdim. Yani sadece bende şey algısı vardı. Ben ilaç mevzusunu bu arada 3. senemde falan öğrendim. Ben bilmiyordum steroid diye bir şeylerle yapıldığını bu işlerin. Sonra ilerleyen safhalarda da şöyle bir algım oldu uzun bir süre. İlaçlıysan Kai Greene, Arnold falan gibi böyle patlak patlak büyük fiziklerin oluyor. Anladın mı? Keşke. Hani fake neti denen hani, ya da ne bileyim, anladın mı? Ben hani o bildiğin o giant mass'leri ilaçlı, kalanları natural falan diye kodlamıştım. O yüzden o adamların antrenmanlarından da alabileceğim şeyleri almamışım baktığın zaman. Anladım. Öyle tuhaf bir durum var. Ama dediğin doğru. Öyle bir algı var. Yalan değil o yani.
Peki ben... böyle, yani gerçekten mesela başarılı olmak için Pavlovçuk'ta yani beslenme çok siklemezsen sen de başarılı olabiliyor musun? Şöyle mesela siz Top dediniz ya. seviyedeki adamlar yani yemiyor mu protein? Şu, yo, hayır oğlum öyle bir şey olamaz zaten de. Şu farkı söyleyeceğim sadece. Siz diyorsunuz ya, surplus'ı çok abarttığında zaten işte hızlı kas koyamıyorsun. Hızlı kuvvet koyabiliyorsun ama. Özellikle ben belli insanların yağ oranının Anladım. arttığında da kuvvetinin ciddi... Yani ben gerçekten çok iyi surplus'ta yediğim zaman korkunç bir PR şeyine giriyordum, evresine. Yani Anladım. o yüzden orada o Body weight yağ... genelinde bakalım o zaman. Ya. Body weight genelinde body weight'in arttığı zaman senin gücün artabiliyor. Çünkü Evet. fizik yani tork. Aynen. Daha fazla tork Kesinlikle. üretebiliyorsun. Pozisyonları da değişiyor fiziğin. Aynen. Daha kolay bazı pozisyonlara girebiliyorsun ya da range of motion azaltabiliyorsun falan filan. Anladım. Anladım. Öyle. Orada da senin şimdi göğsünün ucundaki yağ umurunda olmayınca yiyorsun onu yani. Ben de yapıyordum ama ben de çok şey bir durum vardı. Bir dönem onu istiyordum ve onunla hiçbir sorunum olmuyordu. Sonra bir dönem geliyordu, kilo vereyim diyordum. Yani maymun iştahlılık vardı. Belki onu daha sürdürülebilir bir hale getirirdim. Bir de şeye değineceğim antrenman üzerinde. Dedim yani setleri öyle yapmazdım. Yani dünyada da bu çok yaygın. Abi adamın powerlifting programı var diyelim. Haftada 4 full body. Squat, sonra bench press varyasyonu bilmem ne. Bir Romanian deadlift falan. Buraya kadar güzel. Adama rowlar ve bir sürü şey yazılmış ek olarak. Back extension'lar falan. Adamlar onları benim yaptığım gibi salla pati yapıp Siklemiyor. çıkıyorlar. Ve o yüzden aslında bir powerlifter'ın da en önemli yapması gereken şey kas koymak. Herkes kuvvetlenmek ve işte spesifik olarak işte o egzersizde iyileşmek sanıyor ama kas koymak abi. Powerlifting'de de olay, bodybuilding'deki gibi ilk önceliğin kas koymak. Onda çok hata yapıyorlar. Modern powerlifter'lara bakıyorum. Gerçekten bizim antrenmanlardan çok farklı antrenman yapmıyorlar ve onlar başarılı oluyor. Ama böyle sürekli varyasyon, spesifik bilmem ne, cart curt falan o adamlarda ya hep aynı siklette kalıyorlar ve çok genetik olarak acayip böyle yetenekli yani gifted adamlar ya da çok bir yere gelemeyen adamlar oluyorlar genelde benim gördüğüm o. Doğru. Çok da bir şey değiştirmiyormuşsunuz yani. Her şeyi doğru yapıyormuşsunuz. Ben Gibi. bir biz yanlış yapıyormuşuz. Yok ha ben dedim ya çok şey yanlış yaptım diye. Bundan peki şundan biraz değineyim. Supplement. Benim Aa, zamanımda CLA onun amına. CLA diaspartik sunamadım. Aspart. asit. Diaspartik Universal asit GH-Max. getirtmeye Bunu bilen var kalkmıştı. mı bak? Bunu burada GH-Max, bilen var mı? Universal GH-Max GH-Max. alındı, alındı. Her gece Alındı. yuttuktan sonra sabah büyüyeceğimi hayal ede Onun ede uyudum. porsiyonu 3 tablet falandı. Ben onu Animal. fazla gitsin diye 2 tablet kullanıyordum. Çok da growth arttırmasın anladın mı? Elimiz kolumuz ayağımız büyümesin hesabı. Amına koyayım. Peki Animal Pack kullanıldı mı? O sarı sarı Kullanmadım. işendin mi? Sarı Pek sarı, çok sarı işedin mi abi? çok pahalıydı. Çok Ben hiç pahalıydı. kullanmadım ama Değişik değişik pre-workout'lar çok kullanılmış. CLA Supplementlerle alakalı. Yok yağ yakıcı hiçbir şey kullanmadım ihtiyacım olmadığı için. Ama supplementlerle Ulan benim alakalı iştahım yok ya ben yemeyeyim belki ya. tribulus bile Tribulus kullanmışımdır. Şunu söylemek ben de kullandım. istiyorum Maça kökü de yani. kullandım. Amino apı kullandınız mı? Şey, Kullandım. Amino Max. Amino Gaspari Nutrition. Amino Bak böyle şöyle 2002 haplar vardı şöyle şöyle. Gaspari. Gaspari Nutrition'ın bir hapı vardı. Na böyle. Abi sana bir şey diyeyim mi? O haplar sayesinde ben mesela boğazı genişlettim herhalde. Aynen. Şu an mesela gece bir avuç hapı yutabiliyorum harbiden. Onu hiçbir arkadaşım yutamıyordu. Ben yutamıyordum. Doğal bir yetenek belki de bizimki O bilemiyorum. belki de kimin bu sporu yapması gerekli, kimin yapmaması gerekli, Aynen. onu ayırması gereken Doğal nedir? seçilimi oluyor Doğal aynen. seleksiyon. Ya çok fazla supplemente kafayı takıyordum mesela ben Onu natürelken. yapmazdım aynen. Başladığım dönemlerde. Ya benim şöyle bir evre, iki evre oluyor. Hani bir hiçbir şey bilmediğim mahalle evresi var. Bir de okumaya başladığım evre var. Okumaya başladığım evrede zaten birçok şeyi öğrenip sadece kendi istek ve arzuma göre hareket ettiğim Egzamin mi için. be? Ha Ya işte sen onu diyecektim. powerlifter'sın kardeşim. Hani Bir sen şey diyeceğim. Examin.com'u keşfedene Examin. kadar yaptığım o supplement alışverişleri gerçekten gerizekalılığın önde gideniydi Ben ya. mesela Examin'i çok geç keşfettim ama mesela kreatini var ya bak 5 gram tam eksik alayım bir gün öyle bir tribe giriyordum ki gece mesela uyanır alırdım ya yani. O kadar supplement konusunda takıntılıydım. Sanarsın enjeksiyon şey aksadı değil mi? Harbiden onun gibi bir Ben şeydi yani bizim için. ultimate'in protein tozunu Para kullanırdım. var. Bak her Para idman var. sonu fix içerdim. Fix. Şimdi Vay. sponsorum var Vader içmiyorum. falan içiyordur ben sana İdman söyleyeyim. sonları falan. Yani Vader gerekli kullandık durumlarda içiyorum. Netgainer'da. Vader ben hayatımda hiç kullanmadım. Vader'a hiç para vermedim. Her zaman
Ben supplementlar.com'da çalışırken böyle ben ucuz şöyle ilaçları, personel indirim. İlaçları ben bayağı detaylı bir şekilde çok uzun bir zaman biliyordum aslında. Hep böyle hani ona yakın acaba bir şeylerden veririm alabilir miyiz? İşte arginin growth hormonu arttırır mı? Hani bu tarz şeyler vardı ama muhtemelen çok o kadar supplement şey yapmazdım yani. Gerekli şeyleri kullanırdım. Şimdi düşünüyorum. Yine protein tozu belki kullanırdım ama şöyle kullanıyorum protein tozunu. İdmandan sonra iç veyi yemeğin de hazır yanında. Onu da ye. Yani onu da öyle kullanacaksan kullanılır. Bence mantıklı. Yani, ben yurtta işte bu yine yemek sıkıntıları falan muhabbeti yüzünden protein açığımı o kadar fazla protein tozuyla kapatmaya çalışıyorum. Öyle alırsın. Yemeğin yoksa alırsın ama yemeğin günün yemeğin olmadığı bir saatte de içilebilir o. Hani illa evet. Antrenman sonrası içilmiyor. Evet anladım. Yani ilk ben protein tozunu aldığımda bu antrenman sonrası içilir kardeşim. Başka bir zaman içilmez. Hani öyle yemeğini bir yiyorsan sonra ye. Evet 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 sonra ye. Ya bu gibi şeyler biraz daha gerçi. Şimdi anlatıyoruz çok daha mantıklı hani belli başlı supplementleri. Ne bileyim uzun bir süre ben ZMA kullanmadım mesela. Kullanılabilirdi yani. Çok daha efektif bir supplement olurdu Tribulus'a göre. Benim yaptığım en akıllıca şey gerçekten 5-6 sene pre-workout kullanmamakmış. Çünkü ben bilseydim öyle bir etkisi olduğunu var ya. Zaten şu an biliyorsunuz benim nasıl kullandım. Ben bayağı kullanırım kafein yani. Stimulant'a biz genç yaşta başladık. Evet işte ben geç olunca benimki hayırlı olmuş. Çünkü bir de tam o kafa powerlifting video. Yani ben Dan Green, Man Green izleyip salona gidiyordum böyle. Şimdi bir de pre-workout olsaydı. Şey mi kokun. Peki? Şu anki çoğu çocuk gibi hani böyle. Bir tane video serisi vardı. Amonyak falan da koklardım bilseydim. Bilmiyormuşum iyi ki bunları. Bir tane video serisi vardı powerlifting motivation'da. Neydi? Nasıl bilmiyorum. 3 tane video vardı abi. Neyse. Bro Science diye bir kanal. How to be a powerlifter diye bayağı taşak. Bilmiyorum. O da güzel video. Ben şu an protein ocean'ın pre-workout'unu bir tam ölçek atmıyorum. Ben 2. Beni pre-workout'ta çarpıyor ya. 3/4 falan koyuyorum. Bana gayet de yetiyor. 2 atıyorum. Sadece kafein yüzünden. Kafeini ben tek kafein tüketmiyorum. Oradan o kafeini en azından 400 alasım geliyor. Öyle olunca yani alıştım ama artık. Çok böyle. Bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi hazır konu natürellere tavsiyeyken abi. Çok da güzel bir noktaya değindin supplement konusunda. Ve burada ben aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar çok yüzdesi düşük olan şeylere çok fazla önem verip kendinizi strese sokmayın. Yani nedir? Abi her 1,5 saatte bir öğün yiyeceksin. İşte bilmem ne kandaki amino asit miktarını sürekli high tutacaksın. Protein sentezi oluşsun bilmem ne. Antrenmandan çıkar çıkmaz bir şeyler işte hemen çıkar çıkmaz bir karbonhidrat yemen lazım. Protein yemen lazım. Tabii ki de vücudu beslemen gerekiyor ama bu yani düşük yüzdeliğe sahip olan şeylere özellikle mesela nutrition timing yani öğünlerin zamanlaması konusunda çok fazla kendinizi strese sokup yani mesela sen günlük makronu kalorini takip etmeden eğer gidip antrenmandan sonra bir şey yemeye daha çok önem veriyorsan burada bir sıkıntı var. Yani her kuşu skip en son leyleye dönülmeli bence. Yani doğru ama yine de hedef çok yüksekse dikkat edilebilir bence sıkıntı yok. Yani natürel yarışma yapılacaksa kesinlikle dikkat edilmeli. Ama mesela natürel hani bu yeni başlayan adam mesela abi. Mesela forma giriyor bir form size bodyform.tr'ye yeni başlayan bir adamsın. 5 aydır yapıyorsun. Orada çocuğun birisi yazmış işte beyler 2 saat antrenmandan sonra hemen yemek yemezseniz kas erir mesela. Böyle evet, şeyler evet. Var hala yazılıyor ya, hala konuşuluyor yani. Mesela. Çok şeydeki doğrusun, gibi. Sen doğrusun. Bak sen doğrusun. Ama şöyle de bir şey var. İnsanların eline bir kez ipleri verirsen insanlar çok fazla salarlar. Biz seninle bunu konuşmuştuk. O yüzden bu söylediğini yanlış yere çekebilirler. Hatırlıyor musun Güray? 500'ü ben tek de yerim o zaman. Evet kesinlikle. Onu da daha yok. Şey Güray'la biz bunu konuşmuştuk. Mesela şimdi hatta çok eskiden ortak WhatsApp grubu vardı ya bizim büyük Güray o zamanlar. Evet. Orada şey demiştin yani şimdi adama evet hemen antrenmandan sonra anabolik window bilmem ne falan hani bu kadar kasmaya da gerek yok ama yapıyorsa yapsın bu pozitif bir şey. Çünkü hani adama boş ver o kadar da önemli değil dediğin zaman o adam belki 5 saat sonra yer yani. Hani o opsiyonu adama vermemek yerine bunu gerçekten buna dikkat edeceği mindset'i aşılamak da aslında hani eğer hedefler ciddiyse önemli. Evet. Ya zaten kesinlikle. Bence ayırmamız lazım. Biz çok biraz hani anlatıp hep bir olabileceğin en iyi halinde olmaya yönelik konuşuyoruz ama birçok insan sadece biraz egzersiz yapıp yediklerine dikkat edip hafiften iyi görününce falan da mutlu hissediyor ama biz orası
başka kanalların işi muhtemelen. Evet. Yani biz burada bir şekilde ciddiyet boyutundaki kısmını da ele almamız lazım yani. Abi dediğiniz konusunda sonuna kadar şimdi düşününce haklısınız. Çünkü şöyle bir düşünüyorum mesela kendimden. Sporda en disiplinli olduğum zaman o bro science takıldığım zamandı. Çünkü bir şey bilmiyorum. Ve hani gerçekten mesela böyle poşetler almıştım. Bak lisedeyim daha 15 yaşında çocuğum. Poşetler almıştım. Her sabah içine ceviz, işte kuru incir, cart cart falan tartıyordum. Öğünlerimi götürüyordum falan böyle. Hani aslında bir yerden sonra böyle bir şeyleri öğrendikçe demeyeyim ama hani öğrendikçe olsun hadi. Birazcık doğru geriye doğru bakabiliyorsun yani. Ya seni disipline eden bir şeyse gerçekten hani işe yararlığı da. Ya bro science dediğimiz çoğu şeyin aslında arkasında science var. Sadece fark kötü yorumlandığı için. Hani bu resmen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin salakça yorumlanmasıyla farksız yani, anladın mı? Hani insanların dini bir şeyi böyle abuk subuk bir yere çekmesiyle. Böyle hani yemezsen işte kas kaybedersin, yakarsın falan değil o iş. Yemen avantajlı falan gibi yorumlamak gerektiği için. Aslında hepsinin arkasında science var. Ben dediğine şöyle katılıyorum Göktuğ'un. Hem Güray'ın dediğine hem yani arada olmak lazım. Göktuğ'un dediği ya bir şirket sahibi kısımda, bir adam için mesela. Ya abi sen bir antrenmanda daha zora hep adapte olacak şekilde antrenman yap bir. Ve makrolarını ihtiyacın olan düzeyde kaliteli besinlerle al iki. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonra üçü dördü gelir. Belki kesinlikle sonrasında bu detaylar yine olmasın demiyoruz ya da dikkat boş verin ama değil. Önce her kuşu sonra leyleye gel yani. O antrenmanı öyle yapmıyorsan yediğin yemeğin zamanlaması bir sikime yaramıyor. Kısacası olay bu. Evet evet abi kesinlikle. Yani o düşük yüzdeliğe gelene kadar önce büyük bir yüzdeliği halledip o düşük yüzdeliğe gelmek lazım. Evet, o yani. Erik Hamz'ın piramit mantığı aynen, orada işliyor. Aynen piramit mantık. Piramit. Ters piramit. 12 aynen. Tekrar. 16 tekrar. Abi ters İlk. Piramit diye bir sistem var mı amına koyayım? Var böyle tabii bir şey. Ki. Var mı ya? Var. Ne, nasıl oluyor? 12 ya mesela 12 tekrarla başlıyorsun. Zamanı gelince öğrenirsin. 40 kilo 10 tekrara düşüyorsun. 35 kilo mesela. Bunu 3. yarışma ve sonrasında mı? Kilo düşüyorsun. Evet, evet, evet. Bu genelde ters piramit şeydir. Hani piramidi hep yaparsın. Ya yılın bir ayı da ters piramit yaparsın. Şaşırtırsın Adele'yi. Adele ters derken ne oluyor? Ama ana adaptasyon piramit, zincirini kırıyorsun orada 12, böyle. 12-18-6 diyeyim ben sana. Sen ne anlarsan anladın mı? Sen başka bir şey anlarsın. İşte o tersi yaptığın zaman hemen ertesi gün bir kas ağrısı falan böyle bir vücudu şaşırıyor. 6-8-10-12. Aynen. Peki şu nasıl? Şu nasıl peki Güray abi? 12-10-6-8-15 hadi adamına ne yapacağız? Güzel bu arada. Şu da var. Kemik sistemi olduğunu iyi biliyorsun. 15-20-30 nefes çalışması pronation 12-6. Onu ne yapacağız? Yap bakayım nefesi. Bunu çok iyi periyodize etmek lazım. Sırtım hala ağrıyor bu arada. Peki abi tamam. Şimdi biz podcastlerde bunu anlatıyoruz. Bu nefes egzersizinin asıl olayı ne yani? Kısa bir özet. Ama bak uzun bir özet de. Kısa bir özet. Neden? Mesela neden burada sen burada asıl amaçladığın şey ne? Bu arada hiçbir zaman yaptırdığım şeyi yapmıyorsun. Ya, normalde yaptırdığım şeyi yapsak daha komik ama yapmayacağım. Olayı şu. Senin vücudunda anatomik olarak belli pozisyonları yaratıp havayı normalde almadığın yerlere taşıdığında oradaki ekleme hareketi kolaylaşıyor. Abi havayı mantıklı. Ciğer almıyor muyuz biz? Şimdi ciğer. Hayır abi. Hava senin vücuduna eşit dağılan bir şey aslında. Nasıl? Ama bazı noktalarda limitli. Anladın nasıl mı? Nasıl ya? Havayı biz... Abi tamam hani kaburga evet diyaframdan ama diyaframdan senin pelvis kemiğine kadar da giden aynı zamanda sternumuna kadar gelen bir şey bu. Ama bunun kısıtlı olduğu yerler var. O kısıtlı olan yerlerde hava akışı sağladığın zaman harekette de hareket kabiliyetinde de eklemlerde artış gözüküyor. Örneğin buraların çok kısıtlıysa. Geçen buraya... ben Twitter'da okay. gördüm. Twitter'da gördüm. Modern çağda insanlar nefes almayı bilmiyor diye bir şey vardı. Konu başlığı. Doğru adam mesela orada hatta diyor ki anksiyeteden tut birçok şeyin aslında asıl. Kısaca söyleyeyim mi? Nefes sebebi nefesi yanlış almak. Aynen. Hatta diyor erken boşalırsan erken boşalmanın bile diyor nefesten kaynaklandığına dair hani araştırma var mı artık bilmiyorum ama öyle bir hava felsefesi olabilir. Çağlar abi de çok söylüyor bu arada. Birçok insan bana gelen nefes almayı bilmediği için bu halde falan diye. Ya insanların nefes almaktan anladığı şey olup böyle bütün her şeyi hareket ettirerek falan olduğu için aslında içeride diyaframın bir kas olarak nasıl çalışması gerektiği ve hani günlük hayatta nasıl oksijen alıp vermen gerektiğini özellikle vermeyi de bilmen gerekiyor. Olay o yani. Bir de nefes hani diyaframla olan bir şey olduğu için aslında o da bir
hareket, yani sadece nefes alıp verdim diye düşünmemek lazım. İçeride bir hareket gerçekleşiyor. Bunun kalçada da omuzda da etkisi var yani. O yüzden onunla aslında onu bir hareket mekaniği olarak kullanıyorsun. Basit mantık o. Nefes önemli. Bir iki bir şey göster de bari bir faydalı bir şey göster. Yani, sonra bol bir iki bol dakika, taşa. Bir iki dakika geciktirir mi mesela hani bir iki bir şey göstersen? Boşalmayı mı? Dörde çıktı. Allah! Şöyle bir muhabbet var. Dördü ne uzatacaksın zaten? Dört bayağı uzun bir süre. Dört dakika hiç gördüğüm bir süre değil. Bir şey diyeceğim. Şeyin muhabbeti var. Bunu duydunuz mu ya? Aklıma geldi random şimdi. Sevişirken mesela o an gelecek gibi olduğunda götüne değil de bu tam böyle testislerin alt kısmı var ya, rim. Oraya böyle bir ufak bir dokunuyormuşsun, gecikiyormuş falan. O da bir kas, o da bir kas ve o da egzersiz edilebiliyor diye okumuştum ben. Hatta orası öyle de hatta, bu geciktirir mi onu koyayım? Onu bilmiyorum. Hatta bunu yapan... Deneyelim bir gün bunu. Uzak Doğu felsefesinde, Uzak Doğu felsefesinde bunun yeri var diye de duydum ama denedim. Tam olarak suratın söylediğinin bir yeri var. Hayır, parmak değil. Ben orada bir kas var ya, orada bir kas var ya. Mesela çişini tuttuğun zaman sıkabiliyorsun. Kegel muhabbet işte ya. Heh, onun kontrol edilebildiğini dair bir şey. Öyle zaten. Denedik mi? Denemedik. Ben bayağı uzun önce süre kolumu büyütmem. Onun bir app'ini kullandım ya bir sene falan. Böyle bir 5-10 dakika tutabiliyordum. 5-10 dakika arası. Orayı sadece kasabiliyordum. Yani öyle bir konuma geleceksin ki hani mesela Edirne Ankara arası. Çişini tutamayacak ama gelirsen eriyorsun. Çişini değil de o kası sıkmak harbiden yani. Değişik bir kafa. Başlarda 5 saniyede falan yoruluyorsun. Sonra gelişiyor. Her kas gibi. Ama evet orada tutabiliyorsun. Bölgesel MGF'le. Ama ben o şeyi merak ettim. Yani bu nasıl bir mantık amına koyayım? Bunu niye söylüyorlar? Denemişler bir de. Tam o sırada böyle. Aa dur bir geciktireyim. Parmak. Abi. Yani Güray bir de anatomi bilgisi bizden üst seviye doktor falan olduğu için dedim belki bir mantığı vardır. Bunun. Ben bu kadar üst düzey bilmiyorum. Temel düzey. Ama bakalım bir sonraki podcast'te. Bir podcast'te de dalga özelinde yapmaz mıyız hocam? Genel. Türkiye bunu kaldırabilirse. Türkiye bunu kaldıramaz. Yaparız. Bütün her hani şey diyoruz ya geriye dönsem şunu yapmazdım falan filan. O podcast'i çekmez. Buradan şu konuya bir bağlamak istiyorum. Natürel dedik. Geciktik bile. Genetik. Çok sorulan, merak edilen, üstünde tartışılan, çözümü bulunmayan bir şey. Ben şunu söyleyerek girmek isterim bu konuya. Genetiğinizi değiştiremezsiniz. O yüzden buna çok kafa yormanın hiçbir mantığı yok. Genetiğiniz neyse o. Şu tarz sorular hepinize geliyordu. Abi sence genetiğim nasıl? Kesinlikle. Ve hani genetiğim iyi mi? Aynen. Genetiğim şöyle mi? Genetiğim böyle mi? Ya buna çok kafa yormanın anlamı yok. Kariyer olarak vücut geliştirme yarışması yapmayı düşünüyorsunuzdur. Belki o zaman sorgularsanız anlayabilirim ama yine de bazı şeyleri denemeden ve belirli zaman vermeden yine bilemezsiniz genetik. Genetik olarak çünkü görüyoruz bazı vücut geliştirmecileri dal gibiler. Hakikaten dal gibiler ve dev gibi ağır siklet yarışacak düzeylere geliyor. Yani bu adam genetiğini nereden bilebilir? Kaslarının ne kadar hipertrofiye yatkın olacağının genetiğini. Denemeden, yapmadan bilemez. O yüzden çok kafa yormamak gerekle beraber ben genetiğin gerçekten bu sporda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyi doğru yapsanız bile sizin tek yapabildiğiniz şey aslında kası inşa eden siz değilsiniz. Siz sadece kasa hasar veriyorsunuz. Besin veriyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Hani yaptığınız şey bu. Yani yaptığın antrenman senin protein sentezlemiyor. Aynen. Sen sadece orada bir yıkıma uğratıyorsun ve iyileşmek için dua ediyorsun. Yemek yiyorsun, yatıyorsun. Aman kasların yıkılmasın diye antrenmandan sonra belki arkadaşlarınla buluşmuyorsun. Gidiyorsun 2 saat. Manitanın yanına gitmiyorsun. Uyku çekiyorsun. Anladın mı? Belki antrenmandan önce mevzuya girmiyorum. Anladın mı? Abi. Evet. Sırf bunu bile söylesen yeterliydi bu arada biliyor musun? Aslında da. Evet sen söyle. Bence abi, en önemli şeyi söyledi. Bence genetik konusu dediğin gibi şöyle.
Şimdi ya çok fazla merak, çok fazla soru geliyor. Genetiği iyi mi kötü mü? Ya bunu kesinlikle önemsememelisiniz bence. Herhalde ya hele başlangıç seviyesiyseniz zaten önemsemeyin. Ve şöyle bir şey var. Genetiğini aslında görmek için birazcık da zaman geçirmen gerekiyor sporda. Harbiden. Ya çünkü bir structure'ın nasıl yani kas kütlen nasıl dağılıyor, insertion nasıl, bağlantı noktaları nasıl onu bir bilmen lazım. Ha, kas geliştirme açısından, hızı açısından belki bunu birkaç senede anlayabilirsin ama asıl görüntü anlamında çok erkenden anlayamazsın. Bir de yani zaten işin profesyonel anlamında da zaten Türkiye'de yarışacaksan emin ol genetiğin iyi mi kötü mü diye düşünmene gerek yok yani. Eğer sen NPC'de pro kart istiyorsan o zaman hani ulan genetiğim benim bu spora uygun mu diye düşün. Ama İstiyorum. Türkiye'de yarışacaksan Türkiye'de yarış abi. Türkiye'de genetiğin İstiyorum. istiyorsan Analizini Gökalaf yapacak mı şimdi benim? abi ben sen daha Yapacak tabii esnafım. lan. Boynumuz kıllanınca bize analiz falan alır Ya sana esnaf. iyi de Gökalafsın sen. Tamam mı? İyi de sana genetik reis diyorlardı bir ara. Aynen. Mesela Ne zaman anladın? ben genetiğimin iyi olduğunu ne zaman anladım? Şöyle bak. Görüntü açısından çok çok iyi demiyorum. Tamam mı? Ama Çok çok belki iyi bu arada. biraz hızlı kas geliştiriyor olabilirim. Bunu da nasıl anladım? Bunu mesela naturalken ilaçlı yaftası çok geliyordu. Mesela o zaman anlıyordum yani. Bana da Harbiden var. geliyordu yani. İyi bir genetiğe sahip olduğumu. Bana da geliyordu. Sana geliyor muydu Fırat? Fırat'a ilaçlıyken üzgünüm. Çok sert, çok sertti. Güzel yapıştırdı. Devam et Göktuğ'cum. Yani genetiğiniz arkadaşlar önemli kesinlikle. Ya bu sporda çok önemli bu arada. Ama dediğim gibi yani bak bu, sen yarışma yapmak istiyorsan ya bu tarz bir şeyin seni demotive etmesine izin verme anladın mı? Ya yap Türkiye'de yarışmasını ama ondan sonra realist bakmak istiyorsan realist bak. De ki ya ben abi pro kart alabilir miyim? Ya genetiğim kötü diyebilirsin eyvallah ama ya baba eğleniyorsun, keyif alıyorsun. Arkadaşlarınla antrenman yapıyorsun, kendin antrenman yapıyorsun. Aynada kendini iyi görüyorsun. Ya bırak yarış Türkiye'de. Genetiğim iyi mi kötü mü? Göğsümün ortası dolar mı? Anasının amı mı? Ya Ya bunları sadece düşünme. yarışacak insanlar da sormuyor bunu ya. Normal Aynen. 16 bu yaşında sporu bebeler soruyor. yapacak Ha. adam bunu o kadar çok kafaya Evet. takıyor ki bak ben genetik çok önemli. Gerçekten önemli. Ama değiştiremezsin. Sen bu sporu yapmak istiyor musun? Evet. İstiyorsan zaten belirli bir fiziğe gelirsin yani. Çok Ben genetiğinin uç olmasına gerek yok. İyi bir öyle fizik yapmak için. bayağı bir paylaşım yapmıştım ya. Hani eğer kötü olduğunu öğrenince bırakacaksan zaten baştan yapma. Hiç Hani ama bırak. zaten bu süreci seviyorsan ya da bu sporu seviyorsan da değiştirebileceğim bir şey değil. Denemeden göreceğim bir şey değil. Bir de genetiği bir sürü farklı alt şeye de Evet. ayırmak lazım. Mesela insertion'ların ve vücudunun yani şekli mesela çok iyi kas koyup oradan gol yiyen adamlar var. Bir, atıyorum kas koyabilmen, büyüyebilmen ya da ne İlaç kadar kuru. responsu var. Aha, bir de evet en Blood önemlilerinden biri response var. eğer bu bodybuilding sporundan bahsediyorsak adam belki natural çok bir şey inşa edememiş ama yani Evet. 1 miligram doza Nick Walker verdiği mesela. tepki Nick Walker hani mesela kesinlikle. diğerlerine göre o kadar bariz bir şey noktada ki atıyorum Tam adam tersini de çok ve gördüm bunu bu da arada. denemeden bilemezsiniz ama bu şimdi teşvik gibi de olmasın. Ben Yani buna bir şey millet eklemek seviyor. istiyorum. Güray abi, böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ben aynı zamanda bir toleransın da genetik olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela ikimiz de başladık diyelim. First cycle yaptık. Mesela sana 1 gram tren vurdular, bana vurdular. Belki benim Öyle aldığım zaten. side effectler ve diğer her türlü yan etki bazında ve hani sağlık bazında değerlendirdiğimiz zaman seninle çok farklı olabilir ve ben elit seviyedeki adamların bu toleransının da gerçekten çok yüksek olduğunu Öyle zaten. düşünüyorum. Kesinlikle Dexter öyle. Jackson. Mesela Kesinlikle öyle 55 abi. yaşına kadar yarışma yapmak nedir? Şu meşhur ilaç, işte en anabolik ilacı, çevremde çok insan kullandı. Bir tanesi Trenbolon. ikinci haftadan çok yani gerçekten doktorlar direkt eyvah eyvah falan filan ve gerçekten kötü bir duruma gelmişti çocuk. Ama başka kimse de görmedim. Mesela bu da kötü genetik. Ya işte ben bununla ilgili şuraya hemen ufak bir kesinti girebilir miyim? Giriyorum abi. Büyük de girebilirsin. Büyük, Her türlü küçük, gir. ufak. Şimdi arkadaşlar biz burada konuşuyoruz. Tavsiye veriyoruz size. Bir şeylerden bahsediyoruz. Neler yaptığımızı konuşuyoruz. İnternetin şu seviyede olduğu bir çağda bilgiye ulaşmak çok basit. Biz de size bu bilgiyi sunuyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ama siz gerizekalı değilsiniz. Elinizde böyle bir internet, böyle bir fırsat, böyle bir çağdayken gidip de bazı şeylerin spesifik olarak her yönden 360 derece her yanından bakış açısından nasıl şeyler olduğunu öğrenebiliyorsunuz ve bilgi erişimimiz, kaliteli bilgi erişimimiz çok kolay. O yüzden siz gerizekalı değilsiniz. Siz burada duyduğunuz şeyleri zaten gidip sorgusuz sualsiz deneyecek kadar salak değilsiniz.
Bazı insanlar bu kadar gerizekalı olabilir. Sizin de bu kadar gerizekalı olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Siz böyle olmayın. Siz zaten böyleyseniz, yani şu an bulunduğumuz bu çağda insanlar bunu sürekli matematiğini yapamaz. O zaman TikTok'a da girmeyin amına koyayım. Anladın mı? Böyle bir dünya yok yani. Biz burada bir şeyler aktarıyoruz. İnsanlar, herkes senin kadar gerizekalı değil demek istiyorum. Konuyu kesiyorum. Ya çok haklısın. Gerçekten üzücü. Üzücü ama gerizekalı insanlar her yerde var yani. Üzgünüm. Evet. Bu normal popülasyonda da var. Evet. Adamın diyabetik ayaktan iki ayağı kesilmiş. Hastaneye geliyor kontrolünde. Gömleğinin cebinde hala sigara paketi var. Anladın mı? Evet. Yani bu adama sen yardım edemezsin yani. Evet. Bu adam bilmiyor mu bunun olduğunu? Evet, gerçekten evet. Aklını kullanman çok önemli. Ha. Bu podcastleri yapıyoruz. Zamanında açıkçası ben bu şeyleri araştırırken çok özeniyordum. Yurt dışındaki içeriklere çok özeniyordum. Yani evet. Türkiye'de ki insanlar bu yurt dışındaki içeriklere ulaşamaz mı? Zaten var. Tek izleyememelerin sebepleri İngilizcelerinin kötü mü olması? Yani biz bunlara bunu doğru şekilde sunuyorsak ve bence yaptığımız şey çok iyi. En azından buraya git çıkıp yani... Keşke benim zamanımda olsaydı bak. Ben işte başladığımda çok az hoca vardı işte. Yani Ertuğ Evrekli falan vardı, anladın mı? Aynen. Keşke çıksalardı, konuşsalardı. Ben yani ondan böyle bir şey kapalım işte ya, bir kişi söyledim ama hani direkt onu, birkaç hoca vardı işte, çok az kişi vardı. 7-8 evet. sene öncesinden bahsediyorum. Belki daha eskisi yani 8-9 sene öncesinden bahsediyorum. Çok az bilgi veren insan vardı ve bunlar gerçekten değerliydi. O yüzden yani bizim İngilizcemiz iyi olmasaydı biz bu işleri nereden öğrenecektik? Yani gökten evet. inmiyor ya bu bilgiler. Kesinlikle. Bu bilgiler abi. Zaten internette, kitaplarda olan şeyler. Bunların Türkçe olarak olması ne tarz bir negatif duruma yol açıyor? Ben hiç anlamıyorum. Türk düşmanımsınız kardeşim diye burada. Ya işte abi. Duygularımız yani insan. İnsanlar birazcık şu anki bulunduğumuz devirde şey de var. Hani böyle birisini aman kırmayayım, aman etmeyeyim. Abi birisini kıracaksın. Birisi bazen kötü hissedecek. Bazen sen kötü hissedeceksin. Bazen sen kötü bir şey göreceksin. Bazen iyi bir şey göreceksin. Aman okuyayım, dünya bu zaten. Şu an bilgiye bu kadar rahat ulaşabiliyorken, ben bir tıkla gidip her şeyi öğrenebiliyorken, yani gidip de aman onlar bunu görmesin, aman bunlar bunu görmesin. Ya insanoğlu bu şekilde zaten evolve gelişiyor, ilerliyor yani. Ya bu yani. Eğer bir şey, bir sektörün, bu hangi sektör olursa olsun, ne olursa olsun, bir ileri gitmesini istiyorsan zaten objektiflik yansıtmak zorundasın abi ya. Anladın mı? O zaman yani sürekli dizilerde, filmlerde rapçiler gidip sigara, alkol içmesinler. O çocuklar onu görüyor. Her 12 yaşındaki çocuk gidip sigara, alkol mü içiyor? Herkes gerizekalı mı? Herkes gerizekalı velilere mi sahip? Herkesin çevresindeki büyükler salak mı? Belki senin öyle olabilir. Sen gerizekalısındır. Senin çevrendekiler gerizekalıdır. Ya da sen çocuğunu bir gerizekalı gibi yetiştirmişsindir. Ama insanlar böyle değil. Ya var. İnternette her şey var. Şu artık. Yani aç evet. apandist ameliyatını YouTube'dan baştan sona izleyebilirsin. Ya, hadi kesinlikle. Kes arkadaşını. Yapar mısın? Yani bu kadar gerizekalı olamazsın yani. Ya ya da bunu ya porno izleyeceğine bunu izle. Daha iyi ya. Gerçekten neyse. Ben şeyin repliğini seviyorum bu konuda. Cem Yılmaz diyor ya şimdi, çocuklara ben küfür ediyorum filmde diye küfre özendiriyorsun diyorsunuz bana. Yani o çocuğu yapamamışsın. O çocuğa potasyumunu falan koymamışsın. Yani diyor evet. bu film olmamış, çocuk olmuş mu falan filan diye de espri yapıyor ya. Evet. Haklı orada. Ben sadece biliyorsunuz siz ikiniz biraz fazla açıksınız bu konuda. Ben bunu özelden de size söylüyorum. Ben de biraz fazla kapalıyım. Ama benim bu konudaki farklı düşüncem şu. Bilgi erişimine açık ortamlardaki insanların %60-70'i gerizekalı bence. Şimdi dedin ya insanlar incinecek, işte ben bir şey söyleyeceğim alınacaklar, alınan alınsın abi. Gerçekten ben X bir maddeden bahsettiğim için onu Google'a aratıp sonra onu deneyip sonra çok kötü tecrübeler yaşayabilecek gerizekalılıkta veya zeka yaşından ziyade yaşı da küçük. Çünkü herkesin erişebildiği bir yer olduğu için, ortam olduğu için ben o riski almamaya elimden geldiğince çalışıyorum. Tıpkı mesela her sanatçı evet uyuşturucu kullanıyor, cigaradan bahsediyorlar ama mesela tek tek her gün ne kullandığını söylese o adam... Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani Travis Scott'ın mesela ben özel hayatında neler kullandığına dair birkaç bir şey okumuştum. Yani şimdi o erişilebilir bir şey olsa ya da adam podcastlerde bahsetse gerçekten kafayı kırabilecek o kadar gerizekalı insan var ki o bilgiye erişebilecek. Ben ona karşı temkinliliğimden
Yani hiç böyle biraz politik de bir tavır açıkçası. Hani o konulara girme yetkinliğini de kendimde görmediğim için orada böyle bir gri bir alandayım. Ama saygı duyuyorum yani ve gerçekten evet, gerizekalı bir adam her zaman gerizekalı olacağı için buradan trembolon öğrenmek yerine başka bir yerden başka bir şey duyup yine aynı boku yiyebilir. Bunu kontrol edemeyiz biz. O da ya ayrı. Şöyle de şimdi podcast'la alakası konuyla olmasın diye şunu da söyleyerek bunu kapatmak istiyorum. Bir kere buradan kesinlikle kullanılabilecek şekilde bir bilgi alamazsınız. Yok. Yani bizim podcastlerimizde öyle bir şekil yok. Bu hafta sonu anabolik semineri yapacağım. Bambaşka şeyler anlatacağım mesela. Bambaşka şeyler anlatacağım. Onları hiçbirini burada anlatma gibi bir niyetim yok. Birincisi o zaten ücretli bir şey olacak. İkincisi o bilgiler gerçekten üst düzey. Kişilerin öğrenmesi gereken şeyler. Ama yani bu içeriklerin kat kat fazlası on binlerce İngilizce dilinde izleniyorken yani Türkiye'de yaşayan insanları bundan kısıtlamak çok yanlış. Çok yanlış. Yani ben senin bilgi birikimine sahip olsam bu arada çok rahat konuşur ve ben de konuyla ilgili yani, açık olurdum. Zamanında kıçımı yırtarak abartmıyorum. Öyle podcastler dinledim ki telefondan kaydedilmiş. Telefondan bok gibi sesle kaydedilmiş. Ben hani İngilizce bunu anlamaya çalışarak ben yarışma zamanlarımda hep bunları dinleyerek bunları şey yaparak öğrendim. Çok isterdim Türkçe olsaydı. Ve biz onu bile yapmıyoruz. Yani biz onu bile yapmıyoruz. Biz burada çok... Onlar bayağı detaylı evet. Maddelerin miligramlarını falan her şeyden çatır çutur bahsediyorlar. Evet, bu her yerde var. Bu Spotify'da da var, YouTube'da da var. Yani bu insanların buna ulaşamaması... Ve yurt dışında da bunu böyle yapıyorsunuz yani, falan yani, denecek. Tek sebebi çocuğuna İngilizce bilmemeleri. Aynen işte o zaman çocuğuna İngilizce de öğretmem onu. İngilizce öğrendiği zaman bunları da öğrenebilir. O zaman İngilizce öğrensen şu an zaten Reddit'te 3 boyutlu yazıcıdan silah yapımını bile öğrenebilirsin. Ya abi bu kadar... Yani evet, çok basit düşünceler bunlar. %100 kontrol yani. Diye bir şey realist değil zaten. Ama ben kendi adıma yani. Bir de yetkinlik takıntım olduğu için hani bu konulara öyle kolay kolay girememe gibi bir şeyim var. Özelliğim yok, var ama ben dediklerinizde de %100 haklısınız. Ben ona katılıyorum. De. Sonra şöyle adamlar da çıkıyor. İşte kısa ester vursan canın tatlı çeker. Uzun ester vursan canın glutenli karbonhidrat çeker. Bunun geleceği. Bu tarzı çölyak hastalığı. Aslında zaten birazcık da onlar hani böyle bir silinsin diye de yapıyoruz yani bir nebze. Evet. Bence de yapılıyor. İnşallah vesile oluyordur yani. Ben bunu başından beri bekliyorum şeyin. Podcast. En sevdiğim şey oldu artık. Her podcast'te bunu anlatacağım. Ya bir de galiba yurt dışında bu şimdi hani miligram rahat anlatabilmelerin sebebi oradaki gerizekalılık oranının da biraz düşük olduğunu kısmen ve insanların biraz daha eğitimli, biraz daha kendi bilerek bir şeyleri yaptığını düşünüyorum. Ya o kadar değildir biliyor musun? More Place More Days'ten şeyleri izle 16 yaşında 1 miligram tren evet. Falan böyle. O her yer ama işte dediğimiz gibi yine Göktuğ'un da dediğine geliyor. Yani gerizekalı çocuk gerizekalı her yerde. Ama böyle insanlar da böyle farkındalık kazanıyor. Evet. En azından bilinçli insanlardan bunlar ufak ufak duysun ki ben yine şunu söylüyorum hiçbir zaman ya burada duymasa buradan, mahalle arası salonda duyuyor. Hiçbir zaman buradan dinleyip kullanılabilecek derecede biz bilgi vermeyeceğiz. Vermiyoruz da zaten. Bu konuştuklarımızı anlayabilecekler sadece bu işi yapan insanlar anlayabilir. Evet. Sadece bunu kullanan insanlar anlayabilir. Burada sıfırdan bir insanın kullanılabileceği derecede bir bilgi hiçbir zaman verilmedi. Ben vermeyi de düşünmüyorum zaten. Bence de gerek. Temel bir bilgi birikimini Türkçe edinmek için. Onu istenende senin eğitimlerin gayet makul. Ben mesela öğrencilerimde hani kullanmak istediklerinde herhangi bir tavsiye vermeyeceğimi ve bu konuda yetkin olmadığımı da vurguluyorum. Genelde sana yönlendiriyorum. Mesela 5-6 tane düşünen öğrencim işte hani sence bu bilgilenmek için temel olarak iyi olur mu? Ben düşündüm hani katılmak istiyorum falan. Ben yönlendirdim sana mesela. Çünkü ne yapayım? Beklerim yani, sizi anlatayım. Yani bir noktada yetkin hissettiğim ve gerçekten hani evet ben artık yani sadece o Anabolix kitabını okumaktan öteye gittiğimi, tecrübelendiğimi de falan görmeden o kadar ateş edemem. O ama kitap kötü bu arada. Senin etmeni de destekliyorum. O kitapta da bir bok yok. O kitap kötü bu arada. Bir diğeri de bana da bir sürü insan hala... Bir dönem bir o kitap vardı. Evet yani. Denemesine mi yazıyordu? Ne? Abi güç programı. Oğlum ben ne alakalı? Anladın mı? Hani? Ben de direkt seni yazıyordum. Yani bilmiyorum insanlar bazı şeylerde hani...
Hiç mi bizi tanımıyorsunuz? Bizi tanıyorsanız, soruyorsanız ne konuda yetkinliğimiz olduğunda az çok soruyorsunuz. Yani bana gelip Kesinlikle. güç programı, ben bugün güçle alakalı bir şey yapmayı denesem, açık konuşayım. Yani hiç mesaimi harcamam, anladın mı? Sağda solda bir şeyler araştırmaya. Gelir sana sorarım. Aynen Evet. öyle. Ben zaten biliyorsun birçok konuyu sana soruyorum. Yani Yani şimdi mesela nefes falan oldu mu ben Göktuğ'a yönlendiririm. nefes Nefes bende abi. Ben nefes olur. Koronaya eğilim olur. Eğilim ağrısızı, olur, kalkma olur. sırt Ya gelelim natürel yarışmaya. Natürel yarışma konusunda ne düşünüyorsunuz? Natürel vücut geliştirme yarışmanı. Top tier inanılmaz üst Bu düzey bir genetikle genetik. de çok Evet, ilişkili. genetik değilse o kişinin direkt anlaşılacağını düşünüyorum. İlk fikrim bu. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani aradan seçersin gibi geliyor. Yapanlar var. Saygı duyuyorum. Ya mesela Kaplan Can da çok güzel bir Bayağı saygı natural. duyuyorum. O mesela sırıtmadı bir de şampiyon. Bayağı kuru bir forma ulaşabiliyor. Ama böyle yani mesela Türkiye için eyvallah. Türkiye'de yap. Natural. Canın istiyor. İlaç kullanmak istemiyorsundur. Bir yandan da podyuma çıkmak istiyorsundur. He. Çok daha zor. Ama hani bil ki rakiplerinin enhanced olduğunu yani kullandıklarını bil. Hani çok böyle olan hani birinci olacağım kafasıyla gitme. Ola da bilirsin. Eyvallah. Sıkıntı yok. Bunu bil. Yarışmak istiyorsun. Yarışırsın. Ama ben NPC yapayım. Cakçuk dersen eline verirler yani. Sopayı. Yapabilir misin? Yapabilirsin. Ama çok ekstrem bir kuruluk olabilir mi? Sanmıyorum. Çok Ya sert. O greni bir görüntü yakalayamaz burada yine bir iki şeyden almak lazım. O sert duruş, Adele'deki sert duruş genetik. Bu ilaçlıyken bile bunun alabileceği potansiyel genetik. Mesela Hadi Çapen gibi durmuyor hiçbiri. Anladın mı? bence. 212'ye baktığında. Yani o adam bir başka sert duruyor. Hani ne Ve o adam yaptın? bence naturalken de sert duruyordur. Heh. Bence öyle bir olay var. Bir diğeri Öyle çok natural ve ilaca geçen adam biliyorum bu arada. su Gerçekten tutma öyleler. potansiyeli. Genetik olarak su tutan bir yapınız varsa deri altında Evet. yok. Ya olmaz. Yarışma işi olmaz. Yapmayın. Evet, kesin. Kafadan Ve öyle çıkar. tipler etrafta var abi gerçekten. Mesela yavaş En yavaş kötü ben bir diyoretik yani orada tecrübem yani. arttıkça gözlemliyorum. Gerçekten bazı insanların vücudu ilaç kullansalar dahi yani böyle anlıyorsun o şey görüntü yok yani böyle çok fazla. Evet. Yani böyle Kuruyamayacak bir diyorsun değil mi ya böyle? evet, kuruyamayacak ama evet kuruyorlar bir şekilde ama hani o ya o tam yok yani anladın mı? O hissediliyor gerçekten. O Yatkın yani. işler de genetik evet ya. Genetik olarak yatkın. O yüzden natürel olarak sert bir görüntünüz yoksa, su tutan bir yapınız varsa bence yarışma kesinlikle yıllarca koyduğunuz kas kütlenizi ziyan etmek olacak. Çünkü daha çok kurumanız gerekecek, daha sert diyet Evet. yapmanız gerekecek ve Kas kaybı riski çok. bunun araştırması vardı. Ben bundan bahsetmiştim. Natürel olarak vücut geliştirme yarışması yapan insanların hormon düzeyleri, testosteron düzeyleri Düşüyor alt bayağı. seviyeye geliyor Yaz aynen. ve bunun Düş. en erken toparlandığı süre 6 ay Evet çok kötü. normal bir Çok diyetle. ortak bir kanı hakim. Ona ne diyorsunuz bilmiyorum ama hani gerçekten natural olarak o yağ oranlarına inmek ilaçlı inmekten daha sağlıksız falan gibi bir Abi zaten çok konuşuldu. Çok düşük. Ben öyle podcast'te duydum olduğunu ben bunu. düşünüyorum. Çünkü süre çok uzun. Yani Evet. çok uzun bir diyet süreci var ve vücut için gerçekten yıpratıcı. Bir de yani abi baktığın zaman Gür abi de dediği gibi hormon dengesi şaşıyor. Yani çok fazla zaten mesela yağı zaten düşüremiyorsun yani çok fazla. O yüzden hormonların belli bir ağırlığından sonra düşüyor. Ki ben Yani Göktuğ natural hazırlananların birçok vloglarını izlemiştim. O işte 3D Muscle MJ Journey'de ha. falan bayağı düşük kalori, düşük yağ makroları falan da alıyorlar mecburen. Ama Evet. Evet. gerçekten kuru olmak için hani. Ya sırf podyuma çıkmak için değil, o kondisyonu yakalamak için. Ya Mesela büyük. şeyden tırsılıyor ya işte hani bu ne bileyim bu ilaçlar vücuda girdikten sonraki işte seks performansı hemen erkeklerin ilk O adam düşündüğü şey falan. yapamıyordur ki Mesela imkanı zaten yapamıyor. naturalken yani Yapamazsın. bilmiyorum vücuduna en azından birkaç hafta testosteron sokan adamın cinsel sağlığı bence hani o kadar uzun ve natural bir diyet yapandan daha iyi olur ya muhtemelen. Bana öyle geliyor en azından. Bildiğim bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Tabii Güray orada noktayı koyacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla da böyle gerçekten daha zorlayıcı mental olarak çok daha zor. Bu yüzden saygı da duyduğum yapmak isteyenin de yani kesinlikle deneyip tecrübe etmesini isteyeceğim bir şey. Ama gerçekten uzaktan bakıldığında ilaç hemen sağlıksız diye etiketleniyorken hani natural bir podyum diyeti yapmak bence daha sağlıksız ya. Ben o Yani adamlara ben katılıyorum ya. yarışma kafasındaysanız yarışma
Yani o kafadaysanız o işin neyle yapıldığının biraz farkında olmanız lazım. Diğer türlü çok yıpratıcı oluyor ama şeyi ayrı tutuyorum, hani genetik üst düzey bir genetiğiniz varsa evet yapabilirsiniz doğal olarak, ama ya bu insanlar çok az, çok az. Hani Evet. birkaç senede belli etmediyseniz kendinizi bu insanlardan olmadığınızı farz edebilirsiniz yani direkt Aynen. olarak. Çünkü laps diye diyete başladım. Ben laps diye diyete başladım. Bir anda her şey değişecek gibi olmayacak yani. Bir de bu konuştuğumuz yani klas aslında çok kuru fizik anlamında, natürel anlamda çok kuru fizik ve hani birazcık da herhalde standart yüksek bir yarışmadan bahsediyoruz yani. Değil mi abi? Yoksa bir Türkiye genelinde de bir yarışma yaparken de bu kadar Ya düşünmeyelim evet, mi? ama Türkiye genelinde hani şunu söylemek istiyorum. Yine Türkiye genelinde her siklete baktığında Gene finaldeki dolu, evet. sporcular iyidir. Hani onların Evet, arasında evet. sırıtmamaktan Hedefi olmadığını varsayıyorum ben bahsediyoruz. biraz. Ha işte Hani tam olarak benim aslında yakalamak aynen. istediğim nokta o. Hedefi yani böyle hani çok aslında öyle bir yüksek bir kariyer anlamında hedef belirleyemez yani natürel anlamda. Ha, Bence. evet, ona okeyim. Ama Evet. bazı genetikler ne yaparsa yapsın o podyumda sırıtacaktır. Kötü Ha. Ama olarak. işte Ben o bunu sırıtmayı düşünüyorum. umursamayıp ben podyumu hani natural tecrübe etmek istiyorum diyen de bir sürü adam olabilir. Onlar kesinlikle ben denemelerini tavsiye ederim. O Niye ayrı, dönmesin? Evet. kesinlikle katılıyorum. Çok başka bir deneyim, vücudu tanımak açısından, kendi Aynen. vücudunuzu tanımak açısından bambaşka bir deneyim. Yani ben sadece kendi koşulunu yapmış biri olarak teorikte birçok şey biliyordum. Ama ilk yarışmamdan sonra bambaşka skill'ler açıldı yani. Vücudunda bazı şeyleri, diyeti deneyimlemek, kardiyonun verdiği tepkiyi deneyimlemek. İlaçtan bahsetmiyorum burada. Yani diyet, antrenman ve kardiyodan bahsediyorum. Bunları deneyimlemek çok farklı bir şey. Ha, ben sadece şunu söyleyeyim. Genetik olarak su tutan bir yapınız varsa, genetik olarak kaslarınız çabuk flat duruyorsa, sert durmuyorsa, yani siz ne yaparsanız yapın çok yarışma işinde başarılı olamazsınız açıkçası. Çok Evet. kendinizi yıprattığınıza değmeyebilir. Hedefiniz Şey çok kupaysa. iyi örnek. Yani dedin ya kendinizi zaten bir şekilde göstermediyseniz. Mesela Furkan bodybuilding yapıp futbol falan oynuyorken kaplancan. Bir anda geçmiş falan. O kadar hızlı kas koyuyormuş ki. Ve yani kupkuru natural olarak o podyuma çıkıp şampiyon da olabilmiş. Alça Hani para kendini var. zaten ayrı bir noktada olduğunu Evet. çok hızlı bir şekilde gösterdiği için. O noktadan sonra orada doğal olarak da bir derece elde edebilmişken bir noktadan sonra işte kendi limitlerini zorluyordu. Yani onun ne olduğu ortada zaten. Ama çok yani ben mesela başka bir örnek bilmiyorum varsa yani O tanıdığınız. kadar grainy böyle o kadar grainy bir görüntü ben de çok görmüyorum, hiç Ya görmedim. tanımıyorum ama Türkiye'de hani natural çok takip etmediğim için bilmiyorum. Muhakkak vardır. Hı. Natural yarışan başarılı olan. Bana da soruyorlar şu natural mi, bu natural mi? Tanımadığım için yorum yapamıyorum ama olabilir ya. Ben imkansız olacağını düşünmüyorum. Yani açık konuşayım. Ben naturalde podyum yapabileceğimi düşünüyorum yani. Sen zaten abi tek yarışa 11 hafta kala falan başladın. Evet, diyetle başlamıştım ama o zamanki bilgim şu ankine göre çok daha azdı. Sen o Şu yarışmadaki an formuna biraz daha uzun diyetle sadece. Geri dönüp Heh, baktığımda gelirdin. kas kütlesi anlamında Biz çok büyük aynı. olamazdım. Tabii ki olamazdım ama kondisyon anlamında yakalayabilecek genetik bende olduğunu düşünüyorum. Ama bazı insanlarda gerçekten kas koyma konusunda çok avantajlılar. Büyüyorlar ama kurma açısında genetik olarak dezavantajlı olabiliyorlar. Evet. Aynen. Yani Sert kurma durmayan sulu açısından ama büyük genetik fizikler. dezavantajı olan kişilerin yarışması çok zor. Ama o adam ne yapabilir biliyor musun? Gerçekten bir kütle koyup onu kısa bir cycle'la kurutarak belki direkt vücut geliştirme bile yarışabilir. Aynen. Bence Göktuğ sen de çok rahatlıkla natural olarak bir podyum fiziği çıkarabilecek genetik bence sende var. Benim abi zaten natürelken diyet ne bileyim daha kolay yapıyordum ilk başta aslında öyle hatırlıyorum yani kuruma bazında. Çünkü çok fazla iştah sorunum olmuyordu. Bir de çok fazla zaten off sezonda kilo alamadığım için o gap çok düşük oluyordu. Ve diyet yaptığım zaman zaten sana ilk gelmeden önce yaptığım diyette de netiydim. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözükmüyor tam. Bekle biraz. Parlıyor. Ben o şeyi biliyorum, evet. Neyse üçgenlik belli oluyor işte. Sizce ha aynen ha, oluyordu tam. Yani tabii ama hani daha dibini görür müydüm bilmiyorum ama kendi çapımda da kurdum diyebiliyordum yani. Ya şöyle kas kütlesi giderdi Evet. belki. Evet. Hı. Aynen. Bence
Şey kısmı açısından da natural diyet uzun sürüyor falan. Hani mental sürdürülebilirliği de bana bir tık. Ya tabii ki kullanılan ilaçların da farklı mental yan etkileri var. Yani hepsi aslında zor. Zor her zaman zor ama o tarafın bilmiyorum mantalitesi nasıldır. O kısmını düşünmek istedim yani bir yandan da. Hani ne kadar sürdürülebilir, ne kadar verimli olur falan. Yani belki tek diyette podyum yapmamak lazım. Hani ben 2 sene sonra Aynen. yarışacağım deyip yavaş 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 yavaş. ön Oturarak denemeler. Ben geçmek mesela ön 3 lazım. tane podyumdan önce ön 3 diyet yaptım yani ön diyet olarak. 3 farklı diyetim var. Yani ikisini senle mesela beraber yaptık. Ama hani gerçekten dediğin ya bir şeyler açılıyor o tecrübe yaptıktan sonra. Hani ben oralarda kendimi kısmen hani bir de hep yağlı gezdiğim için yılın çoğu zamanı hani kuruyunca böyle o falan olup hani kuruluk falan o güzel görünen bir fizik. Kuruluk değilmiş mesela. Hani onu orada fark ediyorsun. Sen diyordun işte bir yarışma olmadan hani ben bazen böyle keyfi diyet yapıp dibi görmek istediğini hiçbir zaman başaramıyorum. İlla hani bir yarışma amacı olduğunda çok daha rahat hani o kafaya giriyorsun. Ben de biraz onu görmek için de girdim yarışa. Hani gerçekten böyle bir hedef var. Ben onun için bugün bunu yapacağım, şunu yiyeceğim ve bu antrenmanı yapacağım falan dediğinde gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun ve harbiden hani o öyle fotoğraf çekimi falan için değil, gerçekten kadavraya döneceğin bir şey çıkıyor ortaya. Orada çok farklı bir tecrübe edinmiş oluyorsun. O cidden çünkü hani kilo vermek, yağ yakmak falan o keywordlerde değil o yani, o kurmak yani. Evet, işte o yüzden sizin dediğinize de senin dediğine de katılıyorum. Natürel olarak yarışma mantığına girersen kendini %100 deneyebilirsin. Yani kendini %100 verebilirsin diyeyim. Daha doğru bir kelime olur. O yüzden de faydalı olabilir. Evet, ona katılıyorum. Yani gerçekten Özellikle bir de hedef beklentin uğruna azsa. yapıldığında kendini %100 veriyorsun. Aynen. Bir de şey orada işte iki ayrı şeyi de tekrar vurgulayalım. Hani gerçekten bir beklentin değil de podyum tecrübesi yapmak, iyi bir yağ oranına inmek ve natural kalmakla ilgili de hani gerçekten bunu önemseyen bir bireysen bence yine gir o podyumun tozunu hani bir al. Ama onun dışında beklentilerin varsa ya da iyi bir şey istiyorsan Güray'ın dediği gibi sert görünen kas yapın. Ve hani biraz da yoksa ve biraz su tutan bir yapında varsa özetle hani orada büyük beklentiler içinde girmemende fayda var. Beklentin varsa da hani diğer rakiplerinle eşit şartlara sahip olman daha mantıklı gibi. Başka? Ya Natural zehir değil. yarışmacılık. Yani yapılabilir ya, neden yapılmasın? Yani ama ne bileyim. Ya ben mesela natürel yarışma yapmayı düşünsem, hani yarışma yapmayı kafaya koysam büyük ihtimalle, ya keza öyle oldu. Yani yarışacağım dediğim anda direkt enhanced olurum yani. Biraz fizyoloji bilerek natural yarışma yaptıktan sonraki yaşayacağım cinsel sorunlardan ilaç kullanmaya kıyasla daha çok korkardım biliyor musun bu arada? Yani onu önemseyen tayfa için söylüyorum. Nefes O daha geçiremez korkutucu. miyiz? Baba! Şeye doğru. Bir nefes. Mesaneye doğru bir Bir nefes. Şu ne peki parmak. ya? Şu ne ya peki? Hani şu yapıyorlar ya. Evet. Bir bilgim yok o konuda ben. O Ben hiç air suspansiyon değil mi? görmedim mi abi? Ben şunu gördüm daha çok hani powerlifterlerde böyle. Hayır, ben antrenman edemiyorum. Ben bunu hiç... Ne Böyle bir bu? şey var, böyle bir şey var. Var abi, bunu ben çok görüyorum Instagram'da. Nereden duydun? Ya Bu abi, siktir böyle bir git. şey yok mu? Bir şeyin testi bu. Allah Allah. Şeyin Bir de şey testi var. miydi neydi? Bir de şey var. Pornhub Yani intro. nefes, eyvallah alalım. Ama hani Parmak ama adam olmaz. parmağa gerek yok, gerek var. Nefes alalım abi, eyvallah, tamam, ama Ha, bence bu oldu mesela oldu. nefes falan birazcık ne denir ona, ruhsal anlamda da geçerli olan Spiritüel. spiritüel. Türkçe bir kelime mi? Spiritüel. Spiritüel koç. Şeyi biliyorsun, sakin kalmak için Nefeste kurudum. nefesi alıp verme Öyle bir ve şey hani oluyor. Ha, onu biliyorum. aynen nabzını yönet, yani en azından nabzını Anxiety. aynen onu geçirebilmek için işte orada da doğru nefes alıp vermeyebilmek mantıklı. Yoksa daha Mesela kötü bile yapabilirsin yani aslında durum.
uykuya niye inanmıyorsun abi? Ya siktir git. Daha bugün paylaştım ya bro. Hani uykuyu salın demiyorum. Ama bu şey gibi hani genetik konuşuyoruz ya, genetiğim nasıl falan. Ya şimdi senin o gün 4 saat uyku uyuman gerekiyorsa bunu değiştiremiyorsan uyku uyuyamadım ya deyip gay gibi antrenman yapamazsın abi. Böyle bir lüks yok ya. Ben ha, ona tamam, çok kıl oluyorum. Tamam ama yani, sanki sen öyle bir algı yaratıyorsun ki. Sen diyorsun ki baba, 8 saat uyuyanı ben, sikeyim ben, amına koyayım. Hayır mesela, öyle bir şey asla. Katiyen demem. Ama ben uyum oğlum, hayat beni iki yıl boyunca 4 saat 5 saat uykuya zorladı abi. İşe gidiyorken bir yandan antrenman yapmam gerekiyorken bir de evim 2 saat git 2 saat geldi. Gerçekten öyle bir dönemde arada, mentalimi kuvvetli tuttuğumda gerçekten 8 saat uyuduğum dönemlerle farklı bir gelişim görmedim. Bu yüzden de ha, bu kişiden kişiye çok değişen bir yani tolerans, uykuya dayanıklılık, dayanamamak vesaire ya da Jeff nasıl kalktığın da biraz hani kişiden kişiye değişen yine bir genetik yatkınlık olabilir benimki belki bunu töler etmek. Bunu bilemiyorum. Ama günün sonunda ben şeyi diyorum sadece. Hani kısa periyotlar, 2 hafta sınav haftam ya da bilmem ne. Yani böyle bütün yıl boyunca yapmadığın bir şeyse, yoksa bütün yıl boyunca gerçekten bok gibi bir uykuyla çok sürdürülebilir, müthiş bir gelişim olur. Ben yaptım, herkes için mümkün diye burada sırf yaptım diye diyemem bunu. Ama hani 10-15 gün boyunca adam 4 saat uyumam gerekiyor, 5 saat uyumam gerekiyor. Dediği an ilk günden bugün zaten uyuyamamıştım falan. Ya öyle bir şey yok abi. Anladım. Ya benim mantığım şu abi. Ben kesinlikle uykuya çok inanan ve uykunun baya baya önemli olduğunu düşünen bir insanım. Ve ben mesela bir kişi gerçekten hani abi işte 5 saat git abi 7 saat uyu gerekirsen bunu okuyayım sigara içme. Belki günde 20 tane içiyorsan 5'er dakikadan hani o dakikayı ona ayırma, uykuya ayır ama uyu yani. Ben hep o mantıkla yaklaştım. Evet yani. Yani birçok şeyin yerine uyuman zaten şöyle çok bir şey var. Uyku gibi önemli bir faktörden feragat edecek kadar bir seviyede olduğunu düşünmüyorum kimsenin. Bence de. Yani uykudan feragat, mesela Cedric McMillan falan var. O geçen bir podcast'te ya adam gerçi vefat etti de herhalde. McMillan mıydı ya? Ya mesela o öldü mü lan? Öldü. Şey anlatıyor mesela. Ne zaman öldü lan o? McMillan mı? Yok be oğlum. Bir yazsana. Ben Instagram'ından bakıyorum şimdi. Ben ölen kimdi ya? Severdim. Karıştırıyorum ya. Dallas McCarver lan. Değil mi? Ya da Rich Piana. Beni engellemiş mi lan çıkma? Cedric McMillan. Hastiktir. 2022. Tamam abi, McMillan işte ya, öldü. Aynen. O mesela askerken şeyi anlatıyor yani adam. İşte günde 4 saat uyuduğunu falan anlatıyor. Bayağı hani bütün prep boyu. Mesela o da bir şekilde halletmiş. Ama o nasıl zorunmuş? Şöyle. Adam mesela gym'de spor salonunda row'u bitiriyor mesela antrenmanı. İşte esneme yaparken uyuyakalacak seviyede bir yorgunluk düzeyine geliyor ki hani 4 saat uyuyacak konuma düşüyor yani adam. Hatta diyor ki bazen mesela antrenman yapmaya gidiyordum işten çıkıp diyor. Jim'in otoparkında uyuyakalıyormuş falan. Hani bu seviyelerde ise tamam 4 saat uyulunabilir ama bu seviyeden kimsenin olduğunu düşünmüyorum. O adam abi, pro bir atlet yani. Bir de pro dediğimiz en üst olimpiya atleti. Aynı zamanda da günde 10-12 saat mesai yapan bir nevi yani. Asker. Ya işte orada bir sürü hani ne gerekiyor hayatında, ne gerekmiyor. Evet. Tartıp biçmen gereken konu var ama ben mesela şuna inanıyorum abi. Kobe Bryant gibi bir adam NBA basketbolcusu, öyle bodybuilding'e benzemez basketbol abi. Hani vücuda yarattığı hasar, recovery süresinin gerekliliği vesaire brutal olarak yani bodybuilding'e göre çok daha vahşi bir konumdayken bu adam sadece erken kalkarak daha iyi hissettiği için ve çok fazla şey yapması gerektiği için 4 saat uyuyarak seneler geçirdiyse bir tanesi kırığı da 4 saat uykuyla ağlayamaz bence ya. Kesinlikle, ama şöyle bir şey var. Kobe Bryant'ın da ekran süresi 5 saat değildir yani. Atıyorum ya 4 saat. Hayır. O konuda sana %100 katılıyorum. Yani hani yarran yani ekran saati 4 saat 5 saatken 3 saatten bana gelip de uykudan hani feragat edeyim demesi çok mantıklı. Birincisi mantıklı. Abi CEO'ları falan ya da bu büyük girişimcileri örnek alıp hani uyku önemli değil muhabbeti ya da işte az uyuyarak hayatı verimli geçiren falan bomboş bir safsata. Uyku fizyolojik bir ihtiyaç. Olmasa zaten uyumamız gerekmez. Hani olmasa yazmazdım diyor ya Güray. Evet. Onun gibi bir şey. Yani gerekiyor. Miktarı ile ilgili ben ilgileniyorum. 1 saat, 2 saat, 3 saat falan hikaye ama 4-5 saat, 6 saatin tolere edilebildiğini çok üst seviyede insanların da aktardığını ve kendim de yaşadığımı görünce bu herkese uyar demiyorum ama mümkün diyorum. Özetle ama bu. Bence
Bak 4 saat ben de mesela vücudum ben her şahsen, yapacak daha iyi bir şey varsa. Ben tolere edebileceğimi düşünmüyorum şahsen. Ben de. Ben şöyle düşünüyorum. Yani vücudum bir şekilde tam her şeye adapte olabilir eyvallah. Ama zorunda olmak var. Bir de evet. Gerçekten bazı şeyleri bahane edip uykudan çalmak var. Sen eğer Instagram ekran süren 2 saatse uykunu 4 saat diyorsan ben seni sikeyim. Doğru söylüyorsun. Sik bence. bu net. Ve hani gerçekten uyku yerine hiyerarşide uykudan... Sen de mi sikmek istiyorsun? Onları etkinliğe bıraktık. Evet. Bu uyku yerine hani daha uykudan çok daha hiyerarşik... Ya hayatındaki önemli şeylerin hiyerarşisini yaptığında bazı şeyler temel ihtiyaç. Uyku evet. Da böyle. Bazı şeyler değil. Ve yani bu hiyerarşi yaptığında altta kalan bir şeyin, uykunun altında kalan bir şeyin senin hayatında çok yer kapladığı bir durumda bile sen uykudan fedakarlık yapmaya çalışıyorsan katıksız evet. Bir malsındır. Buna ben de katılıyorum. Ama dediğim gibi hani 4 saat 5 saat uykuyu tölere edebilmiş çok başarılı isimler tabii. Bunu sürdürebilmişse de bu yapılır imkansız mı? Yani uyku sikko bir şey gibi bir noktaya çekmesem evet. De uykusuz tölere edebilecek insanların olduğunu bunlardan biri olduğunu. Ya bu yeri gelir uykusuzluk olur, yeri gelir susuzluk olur, yeri gelir güneşsizlik açlık. Olur. Yani o zaman mesela işte Norveç'te de 6 ay gece amına atıyor. Ay, hay, hesabı. Yani sürekli şartlarda bir şeyler eksik olabilir. Önemli evet. Olan sen hani of oraya gelene kadar ya her kuş mevzusu işte gene abi. Evet evet evet. Her kuş. Sen hayatında hedeflediğin... Ya sen mesela sabahları tavuk göğsünü yap. Tamam mı? Pilavını yap. Instagram'a girme, işlerini hallet. Ondan sonra de ki bana zamanım kalmıyor. Ondan sonra istiyorsan 2 saat uyu. Haksız mıyım? Evet. Evet. Doğrusun baba. Ama gidip yani işte YouTube'dan gireyim, Gökala izleyeyim 3 saat. Yok Güray Aydın podcast izleyeyim 1 saat. Akşam da baba benim uyku sorunum var. Öyle bir dünya yok. Ya şöyle bir sonuca varacağım. Öyle zaten bu böyle olur mu, şöyle yapılır mı sorgulamasını yapan insanlar zaten genelde ihtiyacı olmayan o yüzden evet. Sorgulayan insanlar. Diğer türlü zaten yapı aynen. Zaten 4 saat uyuman gerekiyorsa o 4 saat uyuyorsun ve yapman aynen. Gerekenleri de yapıyorsun. Hiçbir fırıncı demez ki yani acaba 4 saat uykuyla fırını açabilir miyim? Fırıncı ne yapar? Gider amına koyayım. Saat 3'te fırınını açar. Aynen öyle. Katılıyor. Buradan da Çınar Altı Ekmek. Nişantaşı fırınına seyirler. Of. Ama öyle şöyle yani. De bir şey var. Yani bir antrenman yapıp sağlam bir yemek yiyip onun üstüne de uyunan uyku anaboliktir yani. Anabolik. Bunu bana evet. Kimse var ya inkar edemez. Net bak, onu inkar edenleri siktiğimiz etkinlik arkadaşlar. Bir de Adele'nin doluluğunu hissediyorsun zaten. Benim kalkınca böyle tekrar aç olursun. Of. Su deli gibi susamış olursun. Of. O suyu bir içersin geliyor, bir şey geliyor. Adele'ye bir dolar. Sabah uyandın. Kahvaltı yaptım. Ya, güzel kartlı böyle. Pardon ama. Gittin uyudun. Hayır bir saniye. Ya bilimsel araştırmalar bunları 10 sene sonra kanıtlayacaksa benim suçum ne anladın mı? Şu an uyuyor herkes. 10 sene önce yapacak. Peki abi kahvaltı yaptım. Evet. Yapmıyor musun? Kartlı bir oyun. Kahvaltı bilimler önemli oyunudur. Ondan sonra uyunan bir uyku da var. O da mesela çok önemli. İdmana sen onu bir ara o bir ara göktüğün vazgeçilmez. Benim var da mesela ben net abi en çok büyüdüğüm dönemde evet. Gerçekten baba kahvaltı. Şu şey göktüğün YouTube'daki ilk hani evet. Böyle 100K'lara evet. Ulaştı. Kahvaltıyı yapardım. Bak baba bir uyurdum. Bir uyanırdım. Adele derdi ki baba idman. Uyku sonrası peki, geliyordu zaten. O uyanıp idman mı? Bir öğün daha iyi. Bir öğün daha. İşte. Siz bildiğiniz için şu an buradasınız. Böyle o uykudan uyandığın an canınız peki böyle biraz şekerli, sıvı falan böyle serin, soğuk şeyler istemez mi? Benim öyle oluyor. Limonata şekersiz. Aynen mesela. Burada. Ama buzluğa atacaksın. Ama şekerli olsa atacaksın. İyi olur ama şeker tüketmiyoruz. Buzluğa atacaksın. Tam buz olmasına 20 dakika kala. Hafif sıvı. Buzlaş kıvamında çekeceksin. Dikeceksin baba. O unutuluyor genelde ya. Dikeceksin. Unutulabilir. Unutulduysa öyle bırak kalsın. Ama buzlaş kıvamı daha iyi. Peki. Natürellere en iyi tavsiye de buydu. Muhtemelen. Natürellere en iyi tavsiye söyleyeyim mi abi? Söyle. 250 en az.
Peki şey diyor musun bazen? Ya ulan keşke natural kalsaydı. Dediğin Ben oluyor mi? mu Desem hiç? PCT yaparım, bırakırım. Ya ama sonuç olarak bir kere tatmış olacaksın. Tekrar yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Haşa hocam. Ha, evet. Hayır, hiç yapmamış olmak. Hiç. Hayır ya. Bunu kesinlikle demezdim. Demiyorum ya. Bence bunu %99 da demez. Evet. Sessizlik. Sen? Ben de demezdim. Sen Balkaya? Efedrin kullanmamış Ben olsan der miydin? Broxin, demezdim ya. şurubu hiç içmeseydim. Aha o reçete yazılan güne lanet olsun. Öksürmeseydim ama. Burada Broxin yazan hiçbir doktor görmedim bugüne kadar Peki şahsen. hala niye üretiyor? Yok, bu arada Kendimde onun bir yeri de yazmadım. yokmuş. İlk kez Hatta olmuş. hep kalkacak malkacak diyorlar Abi zaten pseudo efedrin çıkınca efedrinli şeyler kalktı. yani. Broxin'in de Aynen. kalkması yakındır. ECL. Değil mi? Yatırım Hidroklorür tavsiyesi değildir ama değil Stoklayın. mi? 20 kutu stoklayın. Piromel, Broxin. Benden duymadın. Al bırak. Al al unut. Koy kenara. Son kullanma tarihinden bir yıl sonraya kadar da kullanabiliyorsun diye bir şey okudum ben. Al unut. Al Pirinç bakma. Bitcoin. Al 2,5 görme. kilosu 55 olmuş gördün mü? Of. Nereden aldın? Amına koyayım ya. 49 Her yerde gördüm öyle. Her yerde öyle. 49'da 55 olmuş. Abi TL'de bırakma parayı, pirinç Bak. al ya istiyorsan yani. İzmir'e taşınırsak ya en TL yakın değil. TL düşerse en yakın alırız. arkadaşım pirinççi lan benim gıda içerisinde. İzmir'e taşınsak şöyle her gün ne alırız? Çok Pirinççi ucuza. ama Yasmin pirinççi. Hepsi var. İzmirli pirinci. İzmir kırık pirinç. Gıda çarşısı pirinci. Yerli pirinç aldım ilk kez dün. Bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Oluyor, Nasıl? oluyor, oluyor, oluyor. Oluyor. Yerli dediğin ne? Yerli Yani pirinç yazıyor adı üstünde. yerli yazıyor. Bir de Ha şey var. yerli. Aldo yerli değil mi sanki? Anlamadım Ya ama. işte onu ben de niye yerli? Öyle Sanki hep yazıyordu ithal mi üstünde. alıyorduk ama? Hani yerde kalanları topladım bir Beldu, tane. Beldu. İthal pirinç. Peki Bilmiyorum. basma atı yedin mi hiçbir dönem? Ben mi? Yedim biliyor musun? Tadı ayrı ama. Tadı Tadı mı? başka. Jasmin'in kokusu mu İyi peki? anlamında mı tadı başka yoksa ayrı anlamında mı? Tadı farklı. Tadı Ha. harbiden değişiyor vardı pirinçlerin. Tadı Arkadaş farklı. farklı la. Tadı Basmati de bir farklı. farklı la. Ya ben geçen şeyi düşündüm ya. Mesela dışarıda yediğimi saymıyorum. Evde böyle güzel tereyağlı bir pilav yemeyeli bayağı oldu ya. Ben tereyağlı yapmayı çok seviyordum eskiden. Oğlum. Evet, tereyağlı anne Ama böyle pilavı. tereyağı şeyden gelmiş olacak hani evet. Karadeniz'in içinden. Tuzlu tereyağı değil mi böyle geldi çok? İçinden Karadeniz tereyağı Onu saf. öyle Böyle bir de yiyemezsin 700 gram. tartıya koymayacağım. Hani Değil mi? löp diye Şişirir hayvan bırakacağım. gibi. Löp diye bırakacağım. Şişirir mi? Anasını bile siker. Gerçekten zor yersin. Ben öyle bir tabakta iptal oluyorum zaten mesela. Evde falan arada yiyeyim. Ya pirinç bazen diyorum ki ya hani sıkı bir dost. Baktığın zaman. Bırakmadı hiçbir zaman. Hep efektif. Peki hocam makarna ile olmuyor mu? Ya olur da ne gerek var ama. Optimum olmaz. Ya optimum da yapabilirsin makarnayla. Ronnie Coleman'san yap. Ben inanmıyorum optimum Yep. olacağını makarnayla. Nasıl yiyor onu? Sindiremezsin diye mi? Ben aynı doluluğu hissetmiyorum. Ne dersen de. Ne dersem derim ama. Onu Peki bu sana. doluluk mevzusunu ben şunu düşünüyorum bazen. Neyse. Söyle lütfen söyle. Biz hep makrolar odaklı izledin mi ya? Mesela karb kaynakları arasındaki mikroları niye düşünmüyoruz? Mineralleri niye düşünmüyoruz? Mesela patateste potasyum. Evet. Düşünenler Mesela var bu ince hesapları yapanlar patateste biliyorum. güzel bir karbonhidrat kaynağı olabilir. Mesela pirinç Patatesle için. yarışma yüklemesi mi peki? Yapılır mı? Öyle Gerek olsa var. öyle yazardım. Ben Gerek var. denemediğim için yazmadım bunu ama. Ya basic ya. Basic şeyler her zaman sonuç veriyor. Hayatın aslında şifresi basic'te kalıp kalabilmek basic'te yani bence. Ne Peki deniyordu yarışma ona? öncesi 10 tane burger yüklemesi mi? Oha. Kaan Yıldırım Oğlum onun son halini görmeniz lazım lan. ben gördüm ya onu. Hayır, tam son. Yani 2 gün önce gördüm. Sen var mıydın lan orada? Yoktun. Aha. Vardım vardı. Son Sırt yaptık idmanımızda ya onu. yoktun. Ondan Çok 2 gün sonra daha küçülmüşsün. garipti. Sen benim gözümde artık yoksun demeye getiriyor. Gibi bir söylemdi. Evet.
Öyle bir şey demek istemedim ama yani çok da canlı, büyük değilsin. Öyle canlı şey gördüğüm en ama şey haldi yani, böyle taraklı ve dolu, böyle damarlı. Zaten onun damar soru... İnsan evladında öyle bir şey hiç görmedim. Lavuk yürüdüğü zaman damarlanıyor yani, öyle bir... Bu da var. Genetik işte bak. Genetik, evet, evet. Genetik diye konuştuk ya. Sadece onda gördüm. O kadar vücut geliştirici biliyorum yani. Adam sadece mesela push down yaptı 2 set. Tricepsin halini görmeniz lazım abi. Bazen mesela idmana gireceğiz biz. Alıyor beni, tamam mı? Arabayı yeni almış. Direksiyon sallıyor böyle, sıcak vuruyor falan. Biraz stres yapıyor trafikte. Damarlanıyor amına. Görünmüyor ama ya. Fotoğraf açmamışsın abi. Konuşma açmış. Fotoğraf değildi, konuşmaydı zaten. Ne yazıyor? Hala 700 pirinç yiyorum, onu düşüreyim mi yazmış. Evet, ben konuştum zaten. 300'ye bayağı yeter yazdım. Kankam sıfırlayalım yaz da bir görsün hevesini. Ya bu boya bu kilo. Sıfırlamış abi oluyoruz ona göre. İşte, bu boya bu kilo. Onun base'i 300 zaten. Ben o sıfır kaç gün dayanır çok merak ediyorum. Dayanmaz bence. Kütle büyük olunca o sıfır karba iştahsızlığa dayanmanın daha zor olduğu gibi bir durum var mı Güray? Hani birim kas daha fazla ya. Ya ama baktığın zaman mesela bump step... Çünkü ben çok kolay dayandığımı düşünüyorum, anladın ya mı? Birçok insana göre. Mesela bump step 1800 kalori alıyor, tamam mı? Bazı proları görüyoruz 1800 kalori alıyor. Ne bileyim ama bazı adamı görüyoruz mesela, gerçekten dip form yakalıyor ama gerçek 2500 kalori, 2400 evet kalori de kalabiliyor. Yani baktığın zaman bump step'ten daha iyi bir genetik mi, yoksa bir şey farklı mı yapıyor acaba? Ben mesela şuna yoruyorum. Belki birazcık daha fazla ilaç puşluyor diye olabilir diyorum mesela bazen kendisi. Bir de bütün çocukluğu ve ergenliği boyunca yeme alışkanlığıyla da mı ilgili acaba? Ben hep iştahsızdım. O yüzden iştahımı kontrol etmek benim için kolay gibi hissediyorum ama ne bileyim ya, çocukken böyle her şeyi yiyen hayvan gibi iştah olan, böyle bir tabak daha falan diyen çocuklar herhalde, yani o da genetik bir şeyin sonucu muhtemelen. Hani onlar hep yüksek kaloride kalır gibi geliyor bana, anladın mı? Yani o da olabilir. Geçen podcast'te de konuştuk mesela sen. Ben senin biraz mental odaklanmandan olduğunu düşünüyorum onun açıkçası. Yani mental fokuslandığın için çok sıkıntı yaşamadığını düşünüyorum. Ben sporla başladım bu arada, şakasız. Yani egzersiz yapmaya başladım. Ben yemek yiyorum gibi bir şeyim yoktu. Ben de. Gerektiği için acıkınca yiyordum. O da çok saçma sapan. Ben çocukken de yemek yemediğim için bağırsak kanaması geçirip her hafta rutin hastaneye giden bir çocuktum yani. Parmak. 20 kilo falandım 10 yaşındayken. Aynen. Bayağı garipti yani. O yüzden böyle yememek benim için çok kolay tolere edilebilir bir şey sanki. Ama ben şunu kendimde de gördüm, çalıştığım kişilerde de gördüm. Yağ kaybın ne kadar fazlaysa işte o kadar fazla oluyor. Sen yıl boyu rakam vereceğim sadece fikir olsun diye. Yoksa yağ oranı ölçümleri Türkiye'de doğru değil kaliper, asla. Kaliper. Sen yıl boyu %13 yağ oranında gezip onu %10'a düşürdüğünde çok acıkmayabilirsin. Ama yıl boyu %20 ile gezip onu 10'a düşürdüğünde deliler gibi acıkırsın. Evet. Deliler gibi acıkırsın. Yani ben bunu çalıştığım herkese gördüm. Aynı zamanda kendim yarışmadan sonra dedim ki ben inatla bu yağ oranını koruyacağım. İlacı falan da bırakmama rağmen, her şeyi bırakmama rağmen. Çok açtım. Yani deli gibi açtım. Hani aylar geçti, ben hala açtım. Vücut işte belli. Şu geçenki story'ne geliyor konu galiba. Hani işte vücudu anabolik tutmak işte. Ha, adam evet. Adam sürekli çok önemli. Abi 500 pirinç dişimin ya, ama işte ne oluyordu biliyor musun? Yani pirinci yiyordum, bir saat sonra böyle bir damarlar falan. İşte dolu, abi dolu onu diyorum. Ya şu an ben mesela bak belki yani ne bileyim daha az kalori alıyorum gerçekten. Ama o yağ oranım düştü ve insülin hassasiyetim arttığı için mesela iştahım artıyor. Ve formum adele doluluğu mesela gerçekten o 5 mi kalori yerkenki doluluğumda şu an doluluk arasında bile fark var, hissediyorum gerçekten. Ben mesela şu an daha dolu hissediyorum. Ben bunun gerçekten o insülin hassasiyeti ve o yağ oranının düşmesi ve vücudun o anabolik, tırnak içinde söylüyorum, seviyeye gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. O çok önemli ve bence off sezon boyu, ya bir adam off sezonda surplus'taysa ve açsa abi aç kalmalı ya herhalde. Belki de kalmalı, evet, biraz evet da kalmalı. Ben şu an çalıştığım kişilerde ona çok dikkat ediyorum.
Kendimde de. Geçen evet. konuşmuştuk. Görüntü yani o öyle bir adamın off sezon görüntüsü bile böyle bir farklı bir dolu oluyor. Mesela Kaplan Can bunu çok iyi başarıyor. O mesela insülin hassasiyeti hep çok yüksek. Bir kilo 100 gram pirinci yiyebilen bir hassasiyet yani böyle ki iştahla yani. Mesela o doluluğu hiç kaybetme, o yüzden vücudu hep anabolik tutabiliyor yani. Onun o pirincin yanına bir de bazen gömüyor da o. Evet. O da ayrı bir konu. Ya işte. Ya şu an şeyi yalanlayan iyi bir araştırma okudum. Hani yağ oranın yüksekse de kas koyma. Evet hani, onu ben de okudum. Bir kas şey koyma. Evet ama sürdürülebilirliğini konuşuyoruz ya. Yani sonuçta şimdi kas koyma yüzden değişmiyor. Kas koyma yüzden değişmiyor. Okey. Ama ya da hani potansiyelin diyelim. Hı-hı. Ama sonuçta sürekli o iştah o seviyede olursa, hassasiyet o seviyede olursa gıdım gıdım bunu artırabilmen ve koyabileceğin uzun vadeli kütlede bir etkisi vardır. Yüreğin dediği gibi belki birkaç sene sonra işte bunu kanıtlayabilirler yani. Bir de şöyle bir şey var. Çünkü yani anekdotal veri gösteriyor bunu. Gerçekten gösteriyor ya. Ya o mesela o test ya ben o deneylerin bir ilaçlı kişiler üstüne yapılmıyor. İki insülin kullanımı yok. Üç ne bileyim kişilerin tükettiği karp miktarı falan hani çok minimal düzeylerde. Ya biz mesela yağı vücut ağırlığının yarısı kadar alıyoruz. Bazen daha az alıyoruz. Yani ne bileyim ya bunlar önemli şeyler, değişkenler önemli şeyler. Ya vücudu ben hissediyorum onu ya. Ben öyle abi. Son bu yarış ve sonrasında tecrübelediğim ve detaylıca düşündükçe çevremdeki örneklere baktıkça kavradığım mevzu yani bir adam insülin hassasiyeti yani insüline ne kadar hassassa off sezon dahil o kadar o bulunduğu konumda güzel gözüküyor. Güzel antrenman yapıyor. İyi pump oluyor ve gerçekten de iyi gelişiyor abi kesinlikle. Hı-hı. Yani sürekli işte diyetten çıkıp o hassasiyeti bozmak, yağ oranını yükseltmek, makroların şaşması, gerekli o besinlerin şaşması bir adam insülin hassasiyetini sikiyor ve bence o anabolik düzeyden çıkarıyor ve adam görüntüsü değişiyor, antrenman performansı düşüyor. Ya ben net böyle düşünüyorum ya. Bir makine gibi yani. Şu an ben mesela bir haftada gerçekten düşük bir kalori hiç bozmadım mesela ve hissediyorum ya yavaş yavaş görüntüm. Bir haftada ne kadar yağ yakabilirsin ama görüntüm, o hissiyatım, antrenman hissiyatım değişiyor yani. Bunu hissediyorum. Ya zıttı örnek olarak kendimi söyleyebilirim. Ben çok dikkat etmiyorum bir süredir. Hı-hı. Kuvvet odaklı çalıştığım için de yani kas alabildiğimi de bildiğim için, koyabildiğimi de bildiğim için hani görüntümün şu an bir tık tırt olmasıyla problemim yok ama bu yarışma hazırlığı döneminde yediğim 150 gram pirinç sonrası hissettiklerimle hiç alakası yok. O dediğin mesela diyorsun ya, yiyorsun doluyorsun antrenman falan. Hani kasa hasar verebiliyorum falan ama o doluluğu mesela, o dönemki doluluğu yaşamıyorum. Tabii başka şeylerin de etkisi vardır illaki ama yani genel olarak bir yemek yedikten sonra onun fizyolojik olarak ya da böyle kaslarımdaki etkisini eskisi gibi hissetmediğimi net söylerim. Ya bunu yarışma sonrası da hatırlarsınız. Hani ilaç evet. yok yarışma sonrası. Evet. Ama o bir ay ne kadar hani evet. dolu çok dolu iyi, hissediyorsun kendine. Bir de yani o dönem gerçekten aldığın antrenman ya her şeyden bir şey. Ben mesela bunu şeyde fark etmiştim. Yarışma hazırlığında yaptığım antrenmanlar ulan kalori yok vücutta o kadar fazla. Daha çok, daha verimli geçiyordu. Daha iyi hissediyordum yani. Hatta antrenmana gitme hevesim falan. Abi acayip sert antrenmanlar çıkmıyor muydu ya o evet, besinlere göre? Evet ya gerçekten çok iyi, çok farklı ya. İşte vücudu bence sürekli o seviyede tutmak lazım. Yani fazlasını vermeyeceksin, az da vermeyeceksin. Tam yeteri kadar vereceksin. Bunu doğru kaynaktan vereceksin. Ve hani o yarışma bitti diyelim. Senin üst ya bu aradaki gap çok fazla olmayacak. O off sezonunu geçirdin yani. Oradaki gap çok kısa olacak. Tamam yağ elbet kazanacaksın. Yağ almadan zaten imkansız neredeyse ama bu çok minimal olmalı bence. O gap ne kadar kısaysa bence o kadar iyi yani. İmkansız neredeyse yani. Yağ değil. Direkt ya imkansız. Yani, almadan yani da. Her türlü birazcık yağ kazanacaksın ama bunu olabildiğince minimal tutmak. Ya evet. Kesin bir sayı veremeyiz ama. Ya şimdi Bumstead'e bakıyorsun formu çok değişiyor. Bambaşka evet. bir şey oluyor. ama adam hiçbir zaman hani o belinde bir kalınlaşma ya da yani kaslardaki dolulukta azalma falan ya gibi olmuyor. Evet evet. Bu mesela belki biraz su işte. Aynen. Biraz Patrick, daha kapalı bir hat şeyi. Özellikle Patrick Thorne'un mesela atletleri hep bu konuda mesela off sezonda da hep şey yapıyorlar yani bunu koruyorlar mesela. Şeylerin off sezonları nasıl? Onlar off sezon mu sezon mu anlamadığım için ki sezondur genelde cement faktörü koyuyorlar. O sezondur yani öyle bir off sezon sanmıyorum.
Onu hiç bilmiyorum abi ya. Hiç off sezon diye aynen bir şey koymuyordu çünkü off sezon diye adam. Ya o mesela o anabolik diye çok oynadığını düşünüyorum ben. Zaten storylerde falan bahsediyor sürekli. Adam mesela önce besliyor böyle, tamam mı? Düzgün kalorilerle. Super saturation day. Aynen. Ondan sonra ve çok garip olayları var. 10,000 gram carb. Yeah. Nasıl Very lan? ridiculous. Ya şey oynuyor yani o da o konuda. Ben onu şu an bu, zaten bu, 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 deneyimliyorum. bu, bu, bu başka bir konu. Çok Evet, naturallik mevzusunu konuşuyorduk. Ya Bunu abi o... konuşmak istiyorum ama bu konuyu da. Evet. Başka Bunu bir ben birazcık daha podcast'te deneyimleyeyim. Böyle... Heh, biraz da şeyle hani nasıl yapılabilir, nasıl daha iyi olabilir Kesinlikle, kesinlikle. gibi. Naturallere vereceğim. Başka tavsiyeniz Üstten bakan bir tavır mı bu? Yani var mı? natureller... Naturallere. Ya ben bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kimse ilaç kullanan kimse emin olun. Ya kimse demeyeyim de. İyi bir fiziğe ulaşan, iyi hedefleri olan, kafası yerinde sporculardan bahsediyorum. İlaç kullanınca inanın dönüp de natürel kısma ben bu natürelden iyiyim diye bakmıyor zaten. İlaç kullananlar kendini o kısımla kıyaslıyor. O yüzden siz de kendinizi natürel kısımla kıyaslayın. Çünkü gerçekten fark oluşturuyor yani. Aynen. Bir de şöyle bir şey var yani İlla ki dedim. oluşturuyor yani. Her yere yazıyor mesela natural, 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 natural. Mesela. Lan baktığın zaman anlıyorsun zaten, tamam mı? Demene Ben çok öfkeleniyorum o tiplere ama aşırı. Ama bazen şeyi hatırlıyorum. Ronnie Coleman, Gustavo Badel'in falan natural olduğunu söylediği röportaj. Ya şimdi Evet diyorum, var ya bunlar da diyorsa gerçekten ya. yani Ya anladın o da mı? gerçekten çok itici ve insanı salak yerine Evet. koymak ya. Var ya Hani Ronnie Coleman'ın şey böyle. İşte mümkün mü? Is it possible without drugs falan diyorlar. Ama good example falan diyor böyle bir anda. Ya nereden Ben de evet, example aynen, ben dinledim onu. ben de your name diyor ama kekeliyor. O an düşünüyor böyle hani, lan amına koyayım bunu diyoruz ama Ya falan. yazsın, herkes istediği nereye yazıyorsa yazsın ama Aynen. hani gidebildiği sınırları da düşünsün. Biraz Aynen. gerçekçi olmakta fayda var. Aynen öyle. Bir de Kesinlikle. bunun ekstra kimseye bir plaket kazancı Bir de falan da olmuyor yani. evet Hani böyle ya natural, harbi mi falan hani en aynen. fazla bu. Hani Aynen. onun ötesinde gerçekten natural böyle bir anda herkes odaya plaketle giriyor böyle Evet. falan Ya bence gibi bir durum da yok. insanların natürel mi değil mi diye merak etmelerinin en büyük sebebi şu. Ben bunu biraz daha pozitif Ben nereye ulaşabilirim? ben bunu biraz Ha. daha pozitif görüyorum. Ha, Evet. bu gerçekten ulaşılabilir mi Evet. gibi bir şey. Ama Denemeden bilemeyeceği için ama bence boş bir aciz bir evet tavır evet yani. çok boş Kendine yani. limit koymak gibi bir şey Muhtemelen yani zaten o kadar iyi bir başlamadan. kişi seçmişsin ki bunu sorgulamak için. Sen de o genetik muhtemelen yok. Zaten aynen. Abi, iki şey söyleyeceğim abi ben. Birincisi yani insanların o referans aldıkları kişiler sosyal medyadaki kişiler ve onların çoğu da elit genetikler zaten. Ya o adamın natural olup olmamasını siktir et. Bir ikincisi şimdi bu natural kafalarda bazılarında şey var ya işte bir yargılayıcı bir kafayla yaklaşıyorlar sürekli. Ben buna karşıyım. Şimdi biz bir salona giriyorsak spor salonuna ya abi herkes kendini bir noktaya taşımak için giriyor. Yani bir yerden alıp bir yere götürmek için, yarışma yapmak için, kendini daha iyileri bir kariyerinde ilerlemek için, fiziğini ilerletmek için. Ya bırak yargılayıcı kafa yapısından çıkın amına koyayım. Ya ben orada bir adam görüyorsam natürelse ben ona destek oluyorum. Onun başarısıyla sevineyim. Sen benim başarıma sevin. Sen benim ilerlediğim yola destek ol. Ben seninkine destek olayım. Anladın mı? Yoksa o böyle bu böyle ya oraya bir girmişiz hepimiz. Bir yere gitmeye çalışıyoruz. Anladın mı? Zaten toplumun dışındayız yani. Bir yere gitmeye çalışıyoruz. Bir spor salonuna girmişiz. O yüzden bu yeni, bu natürel, bu ilaçlı, bu eski, bu şöyle falan filan. Ya bırak bir insan bir yere gitmeye çalışıyorsa ona destek ol. Ya olmuyorsa sikeyim seni. Bugün Dinlediğiniz benim için teşekkür ederim. enerjiyi Göktuğ devraldı. Sonda bir Evet, anda evet. küfür yerleştir. Aa. Buram bize doğruları söyleyin ki biz de boşu boşuna hayallere kapılıp umutlanmayalım falan diyen bir tayfa var böyle. Hani kullanıyorsanız açık açık ne kullanıyorsunuz Ya bil ya amına koyayım. Sen loser bunu bilip bunu bilme ihtiyacı duyacak düzeyde bir spor yapıyorsan siktir git yapma. Başka bir etkinlik kesinlikle bul yani. kendine. Benim orada natürelim desem gidecek belki sabah pilavını yapacak. Değilim desem yapmayacak. Ya buna mı Hayır. bağlı? Hayır Buna bağlıysa bro ben zaten kullanıyorum. yapma. İyi Gökala falamayacaksan natural. Olamayacak. Sikerim Neyse anasını var. ben Git kano yap amına. kaykay yapma. Yelkenciye soruyor abi sen yelken kullanıyor musun? Yapsın kullanıyor. Hepsinde bir şey soruyor. Ve çok saçma. O yüzden mesela bir de yani limitini başka bir o kişiye göre değerlendirmek yerine başlayıp görmek daha mantıklı. Aynen öyle.
Ya ben açıkçası natürelim son. Ben de bu öyle. 10 senedir. Ya ben yurt dışında yarışırsam kullanmayı düşünüyorum. Ya ben anca hani ağır siklete geçersem falan. Yurt dışında da yarışma gibi bir düşüncem yok. Yani beni tatmin etti natürel fiziğim. Ben de bir tek efedrin kullandım bugüne kadar. Keşke onu da bir hata olarak. Keşke kullanmasaydın. Sizlere de tavsiyem uzak durun. Kullanıp kullanmıyorum diyen var mıdır acaba? Neyi? İlaç. Hala mı? Yani sosyal medyada bu devirde de zannetmiyorum ya. Çevremizde falan böyle gerçekten. Mesela ben bu bence tedavi edilmesi gereken mental bir sıkıntı moruk. Yani bayağı bir aşağılık kompleksi. Bir şeyden kaçmıyorsa kompleksi. Kesinlikle. Düşünsene yani. Mesela bak kullanıyorsun. Hı. Tamam evde giriyor yine göte. Hı. Ama bir kimlik oluşturmuşsun dışarıda. Mesela, ve diğerlerinden hani ben doğal böyle yaptım. Düşünün deyip bir şey kimlik inşa etmişsin. Hı. Yukarıdan bakabilmek için sırf. Ama eve döndüğünde her şey ortada mı? Aynen. Peki o kişi şu durumda nasıl hissediyordur? Kanka doğal ya belli zaten. Of çok yıkıcı. O çok kötü. Gerçekten çok kötü. Eve gidip ağlıyordur. Of yani. Of var ya o çok yüzü falan ekşir. Abi manyak mısınız doğal adam zaten. Bu adam ilaç kullanır gibi bir hali var mı? Direkt anlaşılıyor yani. Ya kullanıyorsan belirtmek istemiyorsan belirtme ama natürelim deme ilaçlıyım da deme hiçbir şey deme amına koyayım. Buna da hadi eyvallah sosyal medya adına diyorum. Ama yakın arkadaşlarından zaten çevrenden bunu gizliyorsan senin ben ya da gizleyip bir şeylerin üstünlüğünü ben natürelim diye vurguluyorsan büyük bir psikolojik sıkıntı var ortada yani. Evet. Onun bir de şey versiyonu var. Düşünsene natürelim diyorsun ama ilaç dur lan. Pardon ilaç kullanıyorsun ama natürelim diyorsun. O zaten konuştuk. Yok, hayır abi, hayır. Benim dediğim i̇laç neydi? Ters. Naturalsin ama ilaç kullanıyorum diyorsun. Aynen. Bir de şey mevzusu çok var. Mesela mi? Zaten kullanıyor da hani mesela İnanıyorlar anasının mi? Nikahını kullanıyor ama böyle işte çok az göstererek. Kankam hani sadece oradan. Testo. Kankam. O yazılı bir kanun herhalde. O da kalma. Bilmiyorum. O da yeni çıktı. Yurt benzer dışında bir... zaten çok popüler. Bence benzer Türkiye'ye bir sıkıntı bu bence arada. Ufak ufak geliyor. Ben bu arada mesela toyken ona çok net inanıyordum yurt dışındakiler de dahil. Hatta mesela podcastleri izleyip Güray Bey yazıyordum hep bu böyle diyor şu şöyle diyor. Ama şu an var ya imkanı yok inanmıyorum. O şekilde dönmüyor devran yani. Yoksa geliyor adam üçüncü başı çıkmış. Ama buradan ensesinden bir şeyler çıkıyor ha. Ya kakam 1.2 ünite growth. Kakam sadece pirinci arttırdım. Anasının. Kalimansın. Aynen sadece karbonhidrat tüketimini arttırdım. Ve gibi, suyu. Gibi. Su önemli mi abi? Mesela 4 litre suyla idare edebilir misin? Ben mi? Evet. Mesela 4 saat uyku. Her şey 4. 4 saat uyku. 4 litre su. 4 kalori. 4 gram anabolik. Anasını. Gel tadından yenmez. Tadından yenmez. Mesela orada uykuyu direkt tolere edersin. Basitçe. Zaten uyuyamazsın ama. Aynen zaten dertten tasadan stresten uyuyamazsın. Onu nerede baksan 500 litre ne olur? Uyuma çalış. Uyutmaz. Uyuma çalış. Ama. Nereye buram? Tamam kapatıyorum onu zaten. Nefes egzersizine mi? Nefes çalışmaya gitti. Bir parmak. Yemek söyledi garanti amına koyayım. Lupa falan söyledi. Ha? Yemek mi söyledin abi? Yo. Kız kardeşim geldi. Ha. Ne var şu an evde? Bizi mutfağını gezdirsen abi. Davul egzersiz. Ya yürüyün. Bu arada çok dağıldım. Gezdirsene bir bakalım oralarda ne var. Yok kanka. Harbiden çok kötü yani. Utanırım. Hop Lupo burada değil mi? Bu ne peki? Bu ne? Kanka bu aralar iştahım düşük ya. Su içeceğim. Edit Eylül'de yarıştı. Su sadece ya. Canım acayip su çekiyor. Başka da bir şey çekmiyor. O sırada salatalık yemiriyor. İzmir olayı. Kayıttayız abi. Bu saate kadar izlediyseniz. Harbiden adamsınız ya. Natural mevzularla ilgili başka soru falan geldi mi sana? Göz testi yapıyor. Geldi bayağı soru gelmiş. Yani sen kayda değerleri mi seçtin de onları ben mi? Ben mi?
Ben Peki natürelim ama natürelim yalan ama peptit olmasın çok kullanıyorum. bakamadım. Bir gelirken. Natürelim ama peptit kullanıyorum. Ben oradan ilerliyoruz dedim. Belki işte orada bir şeyler varsa onları natürelim. Biraz orada. Ama öyle bir şey yok. O, bir bu şey arada diyor. Bir dakika ne diyorsun Gürtu? Natürelim ama peptit kullanıyorum diyor. Var mı? Natürelim diyorum ama peptit kullanıyorum. Bence. Mesela. Yani natürelim da, ama peptit siparişlerim var yani. O da şey değil mi ya? Doping olarak sayı kabulü görüyor diye biliyorum. Lan natürelim ama WhatsApp'ta peptit adresi adresi peptit mesela. MDF yazmışım. Ama aldım kullanmadım. Aa siktir doğru. Arkadaşa aldım. Mesela. Aldım dolapta duruyor. Aldım kediye vurdum. Aldım mesela koluma vurdum. Kolum natürel değil sadece. Şey desene %60 natürel falan mı yazıyorsun? Sadece bisepsime uyguladım. Peptitler ne bileyim ya. Ya da mesela kürdeyken bacak çalışmadım. %50 natürel. Gibi. Oradan size almadım hiç. Oradan hiç size almadım evet. Olabilir bilmiyorum. Ya da mesela kürlü yaptın, kası yıktın. Natürelsin. Anladın mı? Hani kürlü yaptın. PCT, o zaman PCT yap. Kürlü yaptın, kütle var. Onu yaktın. Artık yani kürlü yaptığın bir kütle yok. Ne kadarını yakabildin ama. O da doğru. Ona onu, da oran belirteceksin. Onu evet sayabilmen, kontrol edebilmen lazım. Ya sadece yağ yakım kürü peki. Adele koymadım. Yağ yaktım sadece. Natürelsin. 1000 kalori yedim. 1 saat kardiyo yaktım. Kas koyamadım. Kankam sadece klan kankam. Şey. Pro hormon. Ya onların an. Oğlum onu bile bu söylüyor Erik Hans. Pro hormon ben asla önermem. Asla. Var mı hala? Kullanıyor mu yani? Vardır herhalde. Öyle bir soru vardı. Çok gözümden kaçtı şu an. Bulamadım ama. Sarımız hormon bozuyor mu? Natural efendim? Sarımız. Sarımız. Bozuyor mu? Evet, o da bozuyor. Hoca, bozuyor bir günde ya. Şey yapalım bu arada seninle. Göktuğ da gelsin. Şey muhabbeti. Eyvallah reis. Gel. Çağırdınız işte. Şey böyle. Ama hani hocam şu bozar mı bu bozar mı tarzı bir ya, soru. Bozmaz. Keşke görünse ya. Natural Brox, olarak Brox'in omuzlarımızı Gökalaf gibi yapabilir miyiz hocam? Omuz mu? Soru bu. Omuz mu demiş? Evet. Natural zaten Gökalaf. Ben anlamadım nasıl bir soru. Sen ilaçlıymışsın gibi cevapla da. Ya yapamazsın o zaman. İmkansız. Impossible. Ben zaten Arnold gibi olmak istemiyorum. Zaten olamazsın. Gibi. Tarzı. Faturamı sen mi ödüyorsun? Gibi. Gibi. Orada mıydık? Unlimited. Kadınlar için de bir şeyler. Bu dakikaya kadar izleyen bir hanımefendi. Östrojeni yüksek canlı kaldığını bence sandım. Yoktur. Varsa da Arimidex'i arttırmalı. Alırlar şimdi. Aman 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 aman. Aman 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 aman. İncik kebabı. Vermeyin ilaç. İncik kebabı gibi. Genelde genetik sınır çok sorulmuş. Antrenman çok sorulmuş. Bunlardan bahsettik. Su atımı, ödem atımı bunlar sormuş. Of bunlar en sevilen şeyler. Kiraz sapı, kiraz sapı. Çoban çökerten. Maydanoz. Green detox. Green detox. You can mix that in a bottle. Overtraining gerçek mi diye sormuş. Bunlar kesinlikle. Zaten genel anlattığımız şeyler olduğu için hani bu evet. Soruları bir ufak es geçtim ama ben peki, bir şey söyleyeceğim. Peki Steve Fletcher inanmıyor overtraining'e. I command you to grow, motherfucker. I command you to grow. Grow, motherfucker. Ben şöyle bir şey benim tecrübelerimde var. İlk yarışmamı yaptıktan sonra bir dahaki yarışmaya hazırlanmak için ufak bir böyle biraz daha erken bir bulk gibilerinden bir şey denemiştim. Onu yaptım. Ondan sonra ara verdim. Naturalken mesela çok daha sıklıkla antrenman yapabiliyordum. Kullandığım dönemde kas ağrım daha çok oluyordu. Bunu neye bağlarsın? Bence androjenik etkiden dolayı gücün daha fazla oluyor kesinlikle, olabilir. Evet, kesinlikle. Evet, öyle zaten. Yani kullandığım dönem daha zor toparlanıyordu. Evet. Bak
Aynı demiyorum. Daha zor toparlanıyorum. Bir de şöyle bir faktör var bence. Off olduğum dönem daha rahat toparlanıyordum. Kesinlikle. Çünkü sınırlarım belliydi. Öyle evet. Kas ağrısı falan yaşamıyordum ama. Anabolik ortam oluyor ve hani besinler daha hızlı taşınabiliyor. Pump etkisi falan da artıyor ya. Kası daha iyi hissedebildiğin için de çok daha iyi hasar verebiliyorsun biraz o mind muscle connection muhabbetine bence. Evet. Hani gerçekten birim hasar artıyor bana sorarsan. Bence o da biraz... de zaten bu dediğin şu şöyle de canlanıyor. Çok düşük kalorilerde çok sert antrenman yapsan bile kas ağrısı hissetmiyorsun ya. Ama bulk döneminde böyle ölümcül bir göğüs antrenmanından sonra 3 gün falan göğsün ağrıyabiliyor. Evet. Var mı? Bir tık var bende ufak. Şu an bende de var abi. Dün yaptım. Abi benim yine 2 sene sonra yine o yırtık kısmı geldi ya. Antrenman yapamıyorum şu an. TB500. Evet. TB500. Satan varsa DM bana bana DM'den yazsın. Işık testi mi hocam gözlere? Evet. Peki Fener'le. Sağ göz. Göz bebeği büyüyorsa. Direkt indirekt ışık refleksi. Peki hocam bir dönem. Anlatmayın denerler var. Evde denerler bunu. Gözlerine... Abi ışığı öyle tutma gözlerinde. Fener yoktur lazer vardır. Retinasını yakar. Tamam mı? Sorumlusu sen olursun. Kesinlikle. Bir de sen hani şöyle de bir şey var bak. Sen gel 20, 30, 40 daha fazla 50-60 video çek. Her videonda öğün hazırla. Sporcu olmayı, ahlaklı olmayı, alkol içmemeyi, sigara kullanmamayı, iyi alışkanlıkları, kendini geliştirmeyi, disiplini, özgüveni, özveriyi anlat. Sonra gelsin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kapatıyor muyuz reis? Uykun geldi. Uykum gelmedi de öğün bugün, saati kaçıyor. Bugün bu üçlü 4 saat uyuyacak ve bu podcast 6 saat olacak. Sabah da aç karnı antrenmana gideceksiniz. Bu arada bugün hiç uyumayıp yarın çok sert antrenman yaparım ben. Çünkü yıl boyu çünkü her şeyim Lolita benim. Gibi antrenman yapıyorsun. Sadece uyumadığının sabahı sert antrenman yapıyorsun. Aynen öyle. Böyle bir oraya şey benimsemişsin kendine. Oraya saklıyorum. Aslında bu benim çocukluğuma inmek lazım. Gür abi şu an gerildin. Anksiyeten yükseldi. Kalp nabzın yükseldi. Birazcık hep beraber. Birazcık şu üçlü hep beraber. Üçlü. Hep beraber. Ben nasıl? Nereden alacağım? Nereye mi alacağım? Şöyle falan alıyorlar ya. Alt karnı. Almıyorsun ki abi sen. Sen almıyorsun. Nefes aldım, alamıyorsun. Salak herif. Hissetmiyorsun. Bugün senin şey videona denk geldim. 20 bin kalori göz damlası yapmak. Ne kadar vizyonsuz bir video ya. Yufkanın üstüne Nutella sürüyor. 3 kez uyuduğunu fark ettim. O çok videoda. İyi lan niye? Bu Balkaya'ya bir taş mıydı ta o zamanlarda? Ya ben 4x3 uyuyorum anladın mı? Hani 4 ama 3. Üçe bölüyorum. Üçe böl. 4x3. Ya sonuç olarak 20 bin kalori yiyememişsin. Yiyemedim evet. Natürel olduğun için mi peki? Ya yersem çok göze batar diye düşündüm. Şimdi 20 yersem 30 isterler. Yiyemedim ki 25 istesinler ya da 20'yi bir daha çekerim. Çekmedin bir daha. Ben 10 yiyemem bu arada. Gelmiyorsun çekelim demiyorsun hiçbir şey. Sende zaten imkanı yok yiyemeyiz de. Toplanmayabiliriz. Ben 2000 yerim. Sen 18 bin yersin. Buram iştahım yok ya. O sırada buradan damarlar böyle. Buram iştahım yok. Benim çok aram yok ya böyle fast food'la falan. Laf. O sırada Instagram kaydedilenler de şey. Dönerci Kemal Usta'dan. Dürüm döner üstü tereyağı. Seviyorsunuz mu? Ben mesela yemek düşkünü bir adamım da... O videoları izleyince mesela zevk alıyorsunuz. Ben almıyorum. Çedar konulmasını artık bir protesto etmek istiyorum. 10 yani. Boku çıktı. O 2021 trendiydi. Allah'tan geçti bu sene. 2021 trendi harbiden her şeye bir çedar atılıyordu abi. Bu senenin ne trendi? Bu senenin trendini söylüyorum size. Bu senenin trendi... Yok. Çünkü çok pahalı artık dışarıda yemek ya. Dışarıda yemek ya zaten harbiden. Bu senin trendi tasarruf. Eskiden McDonald's'a giderdin gözün görmezdi anladın mı? Tak tak tak. Şu an bir quarter pounder ne sikimdi o? 100 lira falan olmuştur. 110, rahatsız 110. ediyor yani. Fırat abi sen yemişsindir yakın zamanda.
Hava alanında, havalimanında yemiştir Fıra. Fıra'da harbiden. Fıra'da bir de hava alanında. Hava alanında bir dedim ama. Bir de evet, üstüne evet, Starbucks'tan evet. Kahve içmiştir. Hava. Evet 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 evet. Taksiyle geldi çünkü bana havaalanından. Bunu diyeceğini var ya, o kadar iyi biliyordum ki. Bunu var ya ama... herkese örnek veriyorum. Benim bir arkadaşım var diyorum. Taksiyle geldi havaalanından eve diyorum. 35 kilometre. Ben de diyorum benim bir arkadaşım var. Adam Mersosuyla gitti diyorum Ankara'dan İzmir'e. Sattım ya, biliyor musun? Sattım. Beni aşan bir arabaydı, sattım. Sattı Porsche aldım. Onu ne yapacağız? Arabam yok. Mitsubishi'm var şu anda. Bluetooth yok. Mutluyum. Sana abi. Şöyle bir 90 Radyo model Carrera. Türkçe pop dinliyorum. Evet ya. En sevdiğin Türkçe pop şarkısı. Arada abi. Sırada aklıma geliyor geldiği gibi. Zor soru, zor soru. O şarkıları dinlediğin için mi biliyorsun? Yoksa gerçekten random seçiyor musun? Meraken soruyorum. Senin müzik zevkine o kadar hakim değil. Yani spora giderken gelirken işte arabada bir şarkı çalıyor, hoşuma gidiyor. Hemen onu kaydediyorum Şazam. Spotify'a. Hemen onu ertesi gün Incline Prince'lerime ekliyorum. Güzel. Sende var mı Türkçe pop yoktu? Yoktur herhalde. Yok bilirsin abi. Ama ya. Bilirsin yani. Ya kafeye maruz gidersin. Kalırsın. Kafeye gidersin. Ha, maruz kalırsın. Maruz şarkı kalır. Nakaratı girene kadar tanımazsın şarkıyı. Anladın mı? Ha, nakaratı girene mesela kadar. Sanatçıyı asla bilmezsin. Sanatçıyı ama. Bilmezsin canım. Hani görsel olarak hani mesela isim olarak bilebilirsin ama görselini asla. Ha ben mesela geçen Sami abinin salondaydık. Biz şarkıcı varmış ünlü. Mesela farkına girdim merhaba dedim. Hani tanıştı falan bilmiyorum kim. Edis. Yok Burkay mı? Öyle bir şey var mı Burkay diye? O kadarını ben de bilmiyorum. Berkay. Berkay değildir. İzmir'de Berkay. Berkay diye şey mi var? Altay. Topçu mu Altay? Anasını. Çok fazla mesaj birikti ya. Evet ben kapatıyorum arkadaşlar izninizle. Boku çıkmaya doğru gidiyor çünkü bundan. Kaç sonra. Saat olmuştur? Bayağı olmuştur. 3 falan ben... oldu. Bayağı olmuştur. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Neye basıyorduk? Kaydı duyuyor. Saygısız herif bir ekrana bak. Pardon abi dalmış özürüm. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Peace out.